Ankara'ları kalpte gezeceğimiz ve tiyatroya gelen misafirlerimiz, çok güzel hareketlere hoş geldiniz! Gerçekten şahane bir gece bizi bekliyor. Şahane seyircimiz var bugün. Güzel bir gece olacak. Güzel hazırlandık. Ekranların karşısındaki izleyicilerimiz için de. Salon harika bugün. Güzel bir gece olsun. Çok güzel hareketler. Başlıyor alkışlarınızla. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Şimdi sıradaki skecimizde bir ailede sıradan bir tartışmanın tarafların gözünden nasıl göründüğünü izleyeceğiz. Şimdi ben de kalabalık bir aileyim, 4 kız kardeşim. En çok ablamla annem tartışır. Domatesi neden düz doğruyorsun, neden yan doğruyorsun bir anda tartışırlar. İkisi ayrı bir odaya gider. Ben de oda kalmayınca ikisinin de yanına gitmek zorunda kalırım. Annemin yanına giderim, annem anlatır ve ben böyle olurum. Ya anne çok haklısın. Ablamın yanına giderim, abla çok haklısın. Sonra 10 dakika sonra mutlaka hemen barışırlar. Ve bana derler ki sen ikimize de haklısın dedin. Ben derim ki ben de haklıyım. Şimdi ben ne yapayım? Bu anlattıklarının skeçle alakası var mı? Var tabii ki. Şimdiki skecimizde de... Ne anlatıyoruz? Şimdiki skecimizde de bir tartışma oluyor. Şimdi bir annenin gözünden, bir kızın gözünden... Onların gözünden izliyoruz skeci. Bakıyoruz bir ona. Anneyle kızı, anneyle çocuğunun... Evet. Burada anne çocuk gelen kim var? Öyle bir muhabbet edelim skecimizde. Anne çocuk... Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Deniz, isminiz neydi? Arzu Arslan. Çocuğunuzla en çok hangi konuda tartışırsınız? Çok güzel konusunda, o konuda. Neydi? Ödev esnasında sürekli sizin programınızı izliyor. Öyle mi? Çok sıkı takipçi. O kadar heyecanlı çıkmış ki evden günlük kıyafetle çıkmış. Ya. Oğlum. Oğlum dedim yani hani iyi kötü bir çekim var değil mi? Üstüne bir güzel bir şey giyseydin değil mi? Evet. Okula bile daha özenerek gidiyorsun. İnanamadım. Ne giymiş? Ya günlük giymiş. Günlük derken eşofman gibi bir şey giymiş. Yani evet, evet. Bir evet. Mikrofonu kendisine veremiyor. Söz hakkı doğdu. Evet, teşekkür ediyorum. Ne demek? İsmin neydi? Ay alalım seni de. Fırat. Üstünü ne zaman aldın? Az önce. Peki sen buraya gelirken giydiğin kıyafet nasıl bir şeydi? Gece yattığım bir tane kıyafet. Peki sen yani gece yattığın kıyafeti yani acaba hani bizi de yatmadan önce izliyorsun da hani oraya gittiğimde de aynı his olsun diye mi giydin acaba? Yok hayır yani unuttum. Giyinmeyi? Evet giyinmeyi unuttum. Ayakkabımı giydim çıktım. Peki yani giyinmeyi unutmak neden? Ya, olur mu bu genelde ya? Unutur musun? Olmuyor ama heyecandan herhalde. Ya bu pandemide evden çıkma falan kafamız mı karıştı acaba? Oradan da diyorum yani. Heyecandan o ne giyeceğim deyip gece kıyafetiyle geldin. Şimdi nasıl hissediyorsun? Bu aldığın şey güzel duruyor üstünde bayağı. Ben de beğendim aslında. Çok teşekkür ederiz. Bu şahane aileyi alkışlıyorum. Çok güzelmiş. Bakalım skeçte de böyle bir tartışan bir aile var mı acaba? Evet, bakış açısı geliyor. Beste ve Hilmi yazdı. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Oha, o hareketi nasıl yaptın lan? Hangi tuşa basıyorsun? Buna basıyor. Sen de bütün tuşlara basıyorsun babaanne. Vaktim daraldı oğlum, ne yapayım? Öldüm ya. Allah rahmet eylesin. Oh, tekrar dirildim. Haşa tövbe de lan. Ay temizlik yapıyorum. Biriniz bakın ya şu kapıya. Aa, kapı mı çaldı? Ben duymadım ki. Ay sen anca işine geleni duy anne. Yemin ediyorum. Kül kedisi gibiyim ya bu evde. Öf. Kızım ne yapıyorsun hemen dağıtıyorsun evi? Ne yaptım? Bir çantamı koydum sadece ya. Allah Allah. Bana bak o etenin hali ne ya karış kadar? Anne ne yapayım ya uzadı. Ben de birazcık içeri kıvırdım. Ya seneye de giyersin diye aldınız. O seneden beri uzamadım.
Ay, tamam boş yapma. Bana bak dökme. Dökme kızım. Yeni temizledim. Ne yapıyorsun ya? Ya sen niye böylesin? Ya tamam hani birazcık döktüm. Ne abarttın ya? Ya ben sana bir şey diyeceğim. Ha? Bana para verir misin? Ne yapacağım? Konsere gideceğim arkadaşlarla. Kimle? İşte Pınarlar'la gideceğim. Pınarlar kim anne? Sor saysın. Heh, doğru. Aferin. Say bakayım. Say. Say bakayım. Ya işte Pınar, Meriç, Doğa, Deniz, Toprak, Bulut beraber gideceğiz. Kızım bunlar nasıl isimler ya? Hangisi kız, hangisi erkek belli değil. Ya Ozan ya karışık gideceğiz ya. Hadi bak ya bütün harçlıklarımı biriktirdim. 120 liram var, 30 liram yok sadece. Hayır efendim, yok bende para, gidemezsin. Ya uf, hadi anne, bütün arkadaşlarım gidiyor ya. Hayır dedim, gidemezsin. Ben izin veriyorum, gidebilirsin. Aslan babaannem ya. Zaten bu evde babaannem varken senin sözün geçmez, tamam mı? Babaannem izin veriyorsa ben gidebilirim. Babaanneciğim bir de 30 liram varsa mükemmel olur. Yok. Anam be! Canım anam be! Çilekeş anam be! Var ya, ana gibi ya onlar. Bir dur, aa, babam vermedi. Yok bende de para. Sende var mı lan? Ya ben üçe gidiyorum, üçe. Ne arar bende 30 lira ya? Ya. Evet, hem bak odan da dağılmış. Bana yardım edeceksin, bugün temizlik yapacağız, o kadar. Ben temizlik bak, falan yapayım. Eğer bana konsere gitmeme izin ver, bana sesini yükseltme. Artık kendine gel, vallahi döveceğim seni. Ooo! Ne oluyor burada? Ne oluyor burada şu anda? Sesiniz ta dışarıdan da gelmiyor. Çok iyi yalıtım yaptırmışız efendim. Ben artık bıktım ama. Ya ne bıktın? Para var. Dur, dur, dur. Ne, niye kavga ediyorsunuz siz yine? Ne oluyor? Ne anlatayım bakalım, he? Dur, dur. Önce ben anlatacağım. Heh. Ay vallahi sabahtan beri temizlik yapıyorum zaten Tahsin. Okuldan bir gelişi vardı ki sorma. Bak tam olarak şöyle oldu. Temizle, temizle, iyice temizle. Oralar bitince de şöminenin kullerini temizleyeceksin. Tamam anneciğim, temizlerim. Ah, kapı çalıyor. Bakabilir misiniz acaba? Hayır. Ama benim ellerim dolu. O zaman ağzınla aç. Ya sabahtan akşama kadar temizlik yapıyorum. Sizden sadece kapıyı açmanızı istedim. Ne var bunda? Kapı mı çaldı? Ben duymadım. Doğru. Sen de haklısın. İşine geleni duyacak halin yok ya. Yaşlı başlı kadınsın. Duymamış olabilirsin. Aa, hoş geldin canım kızım. Hoş buldum. Kızım neden böyle dağıtıyorsun ortalığı? Çok üzülüyorum. Ne yaptım ya? Çantamı attım. Montumu da bastım. Tamam. Kızım yapma böyle şeyler. Aa, o eteğinin hali ne kızım? Ha, üşüteceksin karış kadar. Ne var ya? Birazcık katladım. Ne oldu? Ha, tamam. Allah'ım ya. Tamam kızım. Yavaş iç kızım ama dağıtma böyle. Dağıtma kızım. Ne olur. Çok üzülüyorum şu anda. Yapma. Yapma anneciğim. Ya tamam ya. Zaten çok durmayacağım. Para almaya geldim. Hadi bana biraz para ateşle. Ne için lazımdı yavrum? Arkadaşlarla kötü yola düşeceğim. Duydunuz mu? Duydunuz mu ne dedi? Ha, belki benim içkime ilaç falan atarlar. Böyle kötü emellerine alet ederler. Bir sonuçta orası öyle bir ortam. Ay kızım. O ortamda kimler koruyacak seni? Kimlerle gidiyorsun anneciğim? Beni koruyacak kimse yok. Osman, Orhan, Fatih, Süleyman, Selim, Vahdettin, bir de ben. Kızım padişah mı bunlar? Ne yapıyorsun? Sefere mi gideceksiniz? Cariye mi oldun yavrum? Ya of, tamam uzatma Cemile. Hadi bana para ver ya. Para gideceğim hadi ya. Ama baban bizim için bu kadar çalışırken senin böyle gereksiz para harcaman hiç oluyor mu kızım? Bırak kızı gitsin. Aynen moruk, sağ ol. Bir 30 lira ateşlesene. Ben oğlundan aldığım paraları yedim canım. Bende de kalmadı. Bana bak lan, sen de var mı? Niye para istiyorsun ki? Anlamıyorum. Gerizekalıyım ben. Kızım, gitme sen. Bana hayırlı bir evlat olsan, evde yardım etsen olmaz mı annem? Ne olur ya anneciğim? Olmaz kal. Hadi bana vur ya. Hadi bana bir vur ya. Hadi bana bir vursana anne. Hadi. Hiç aklımda yoktu ama madem istedim vurayım. Ah, ah! Ne yapıyorsun bak anne, anne. Neden vurdun? Sonra da sen geldin işte. Gerisini biliyorsun. Hayır baba, yemin ediyorum ki böyle olmadı. Bak, böyle oldu. Gerçekten böyle olmadı. Evet, böyle olmadı. Ben gerizekalı mıyım ya?
Tabii canım, ben de böyle davranmadım ama inanın ki içimden geçen hep bu. Baba bak, izin ver bir de ben anlatayım, tamam mı? Olur mu? İyi, hadi bir de sen anlat, tamam. Bak zaten okuldan gelmişim. Aşırı yorgunum. Ben zaten eve geldiğimde annem aşırı sinirliydi, tamam mı? Bak tam olarak şöyle oldu. Gerçekten gerizekalıyım. Bütün gün sadece oyun oynuyorum ve umurumda değil. Bana bak, gel buraya. Kır dizini, otur eve, gebertirim seni bak. Ama anneciğim, bütün arkadaşlarım gidiyor. Neden bana izin ver? Ay sus! Senin bu nazik ve tatlı konuşman sinirimi bozdu. Seni döveceğim. Oh, anne, neden dövüyorsun anneciğim? Oh, ne oluyor burada? Vallahi öyle bir şey olmadı Fazlı. Ben kızı böyle davranır mıyım? O ne öyle? Bir şey diyeceğim. Aynen böyle oldu. Ayağım çok kötü ya. Ayağım. Allah aşkına ya. Ya biriniz ah diyorsunuz, biriniz kara diyorsunuz. Biriniz ah diyor, biriniz kara. Vallahi ben bıktım sizden ha. Vallahi bıktım ya. Ya anne, sen tarafsız olarak şu olayı anlatır mısın bana lütfen? Tamam, aynen şöyle oldu. Bak dinle şimdi. Gözünü seveyim. Ben geldiğimde böyle bir pozisyon bile yoktu. Uydurma ya. Ne bileyim oğlum, ben bir şey duymadım ki. Ay sağır duymaz uydurur işte. Tam senin annen yani. Tamam, tamam, sakin oluyorum. Tamam, sakin. Hadi sen. Son umudum sensin. Allah'ın adını ver.
Umutluyum ama bir yandan da şüphem var. Allah'ın adını verdim. Şu olayı bana bir anlat ya. Aynen şöyle oldu baba. Heh. Bak. Ne anlatıyorsun sen? Ya baba bilmiyorum, ben bütün gün oyun oynadım bilgisayarda, kazandım, onu anlattım işte. Ya gerçekten bıktım ben sizin kavgalarınızdan ha. Ben anladığımı söyleyeyim mi? Burada annesini dinlemeyen, ona yardım etmeyen bir kız var. Ve kızına güvenmeyen, onu sevmeyen bir anne var. Artık bunu kendi aranızda nasıl çözüyorsanız kendi aranızda konuşun, halledin. Ben sizden artık uğraşamıyorum yani. Alper hadi yürü içeri gelin. Baba ben geri zekalı mıyım? Galiba. Hadi anne, hadi gel. Hadi gel. Oğlum, benim anlattığım hikaye gerçekti ya. Ya uydurma hadi sen anne, lütfen ya. Özür dilerim anneciğim. Ay, asıl ben özür dilerim canım kızım. Ben böyle endişelendiğim için, seni çok sevdiğim için yaptım onları vallahi. Ay canım anneciğim. Peki o zaman şimdi konsere gidebilir miyim? Yok konser falan. Hala konser diyorsun. Baba anne baba. Valla babam da özür dilerim. Şahidin de yok. Söylemezsem gel baba buraya. Hey gel buraya. Yemin ediyorum. Çok güzel gitti diyenler. Desibel ses ölçerinde zil diyenler. Vay be. 112 oldu ya. Vay be. Kim yazmıştı skeci? Beste ve Hilmi. Zile doğru koşuyorlar. Tebrik ediyoruz valla dostlar. Çok güzeldi. Perişan oldunuz tabii. Bir alt alta üst üste. Çok zor şeylerle şu anda. Ya çok güzeldi ya. Yani bir kere bu skecin devamı da olur. O yüzden harika bir seri yakaladık bence. Yani herkesin gözünden o empatiyle bir daha izlemek o kadar keyifliydi ki. Yani kaç kişi olsa o kadar izlerdik yani. Hakikaten yani böyle acaba o ne düşündü, onu düşündü diye. Yani bu aile de olabilir ama bu konsept bence artık bir devam skeci olur. Gerçekten ağzınıza, yüreğinize sağlık. Harikaydı. Hepinizin performansı ayrı ayrı da. Çok güzel hareketler. Devam ediyor sevgili izleyenler. Tekrar tekrar hoş geldiniz. Ebru seni hiç böyle sekerek sahneye girdiğini görmemiştim ya. Çok çok tatlıydı koşuşun. Teşekkür ederim. Günlük hayatında bu yürüyüşü mü kullanırsın? Evet, genel çok olarak. Çok güzel sekerek geldin. Birazdan izleyeceğiniz skecimiz dekordan da anlaşıldığı üzere. Evet, kavuşamayan aşıkların olduğu bu mahallemizde iyi niyetle söylenmiş bir yalan ortalığı karıştırıyor. Bakalım neler olacak. Atakan Cemile ve Evliya yazdı. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Sen buluşak mı? Tamam lan ben de seni sevmiyorum. Kapat. Bu da olmadı ya. İşte lan. Hayırdır cin biberi? Kim bekliyorsun böyle acılı acılı? Selefe bekliyorum. Onunla barışmamız gereken bazı konular var. Bak hele yakışıklı olmuş muyum? Yakışıklı olmak suç olsaydı seni delil yetersizliğinden serbest bırakırlardı. Kızım alıcı gözle bir bak. Alıcı mı?
Seni belediye atın lan, iç. Ara ara sokak hayvanlarını toplamaya geliyorlar, söyleyeyim mi? Ben söyleyeyim, seni de atın. Dilber, ciddi bir şey konuşuyorum şurada. Şöyle bir ciddi gözle bir bak bakayım, yakışıklı olmuş muyum? Tamam bakayım. Bir de şöyle dön. Yok ya, dur bir de şöyle bakayım. Aa, yakışıklı olmuşsun lan Ece. Ya gir içeri, hadi Allah'ın izniyle canlısın. Ben bir şey gebertim, hadi gir ya. Git. Çatlak sen. Evet Neco, seni dinliyorum. Yalnız fazla da vaktim yok. Oldu o zaman, hoşça kal. Sedef, bir saniye dur. Nereye gidiyorsun? Gözünü seveyim ya. Nereye gidiyorsun? Bak, dün gece rüyamda seni gördüm. İyisin değil mi? Seni görene kadar iyiydim. Merakından soruyorum. Hayır olsun, nasıl gördün? Böyle kalabalık vardı. Bir sürü insanlar vardı. Helva vardı. Ben önce cenaze zannettim ama meğersem düğünümüzmüş. Ha. Evleniyormuşuz. Ay, bir yerin açık yatmışsın Neco. Sen evlenecek adam mısın be? Eğlenek o zaman. Höst. Evlenmeden olmaz. Kızım, paradoksa soktun bizi. Paradoks? Paradoks, insanın içinden çıkamadığı durum ve veya düşünce yapısı. Kendi götünü yiyen yılan gibisine. Yani böyle yiyor kendisini. Ha. Oradan çıkamıyor gerisin geriye. Ama biz çıkalım artık, gözünü seveyim. Sedo bak, üç ay sonra gidiyorum ha. Ay, nereye gidersen git ya. Uf Neco, ben niye sana anlatamıyorum? Senle ben olmuyor işte, senle ben. Teoman'la müzik gibiyiz. Bırak artık peşimi. Bu durumda Teoman sen oluyorsun. O niyeymiş? Çünkü Teoman müziği bıraksa da, müzik onu hiçbir zaman bırakmadı. Ay, ben artık müzik değil, biraz kafa dinlemek istiyorum Neco, tamam mı? Hoşça kal. Umut, iki ekmek ver bana. Çare gelmez ağlamaktan. Hanımefendi, botoks yaptırmak istemiyorum. Aramayın artık. Hayat beni zaten yeterince geriyor. Şuraya bak be. Üç ay sonra gidiyorum diyorum. Nereye bile demiyor. Ulan mevzuya bak. Yetti mi abi? Hani nerede mevzu? Nerede mevzu nerede? Nerede adamlar? Konu batsınlar. Nerede lan? Lan dur, tamam. Tamam oğlum, sakin ol. Mevzu falan yok. Sen nereden çıktın? Abi bende sesli komut sistemi var. 500 metre çapındaki bütün mevzulara direkt giriyorum. Arsız, tamam. Lütfen sakin ol ya. Hayırdır sen böyle? Yeni gömlek açmışsın. Manitacılık mı? İnşallah abi. Şu karşı rezistanstaki kıza yanıyorum bu ara. Rezistans değil lan o, rezidans. Ne, orada mı yaşıyor, orada mı? Ha, orada oturuyor. Oğlum, rezidansta oturulmaz. Rezidansta yaşanır. Nasıl ya? Oğlum, onlar zengin lan. Misal, garibana sorarlar, nerede oturuyorsun? Zengine de derler ki, nerede yaşıyorsun? Yani zengin yaşar, gariban oturur. Çünkü garibanın oturmaktan başka çaresi yoktur Gökü. Anlıyorsun değil mi? Anlıyorum abi. Olsun ama. Biz de gerekirse umutlarımızı yakar, hayallerimize ışık tutarız evelallah. Senin yine hayallerin var be. Bizim onları da elimizden aldılar. Sedef yenge mi? He ya. Aramız parçalı burada. Daha çok gök gürültülü, sağanak yağmurlu gibi abi. Posta mı koydu sana? Düzgün konuş lan. Yol mu verdi diyorum? Bu daha iyi. İstersen beni bir döv, iyi gelir. Oğlum sen manyak mısın? Ya ben senin için diyorum ya. Sen nasıl bir arsızsın lan? Seni nasıl diyorum? Oğlum kolumu kanadımı kırdılar zaten. Bütün keyfim kaçtı ya. Yemin ediyorum. Zaten gidiyorum üç ay sonra. Buralarda değilim artık. Nereye gidiyorsun? Adana'ya. Pamuk toplamaya gidiyorum. Ben korkuyorum. Bir yandan da korkuyorum. Biliyor musun? Ya Sedef beni beklemezse? Şimdi de beklemiyor ki zaten. Oğlum dost acı söyler de sen bayağı pamuğu tıkıyorsun ha. Vallahi kusura bakma, sana pamuğu yenge tıkamış. İyi geldi abi, tam ne yapar istiyorsan. Lan oğlum sen ne çeşit bir manyaksın ya? Ama rahatlamadın mı? Sende bir rahatlama olmadı mı? Uff. Sedef abla bak. Sürekli belirtiyi yazdırıyorsun. Marketlerde belirtiye falan olmuyor. Bu sefer de yazıyorum ama bir daha olmasın. Ay tamam. Borcumuz borç. Ne öderiz ne de inkar ederiz. Ablam inkar etsen de olur. Öde yeter ki. Bana bak. Senin de borcun 250 liradan 300 lira oldu. Haberin olsun, onu öde. Hayırdır? Hava alıyoruz, o da mı parayla? Parayla? Aha. 310. Ne oldu oğlum? 320. Ya ne oluyor? Zam mı geliyor? Zam geliyor. Sürekli zam. Artık şu dünya gerçeklerinin bir farkına varın be. Aha. 330. Lan tamam dur. 340. Tamam dur, ben içeri girerim. 350. Ben içeri giriyorum, yoksa bana girmeye devam edecek belli. 360. Öde borcunu. Ya bakkal, rahat bıraksana. Adam gidiyor zaten 3 ay sonra. Borcunu ödemeden hiçbir yere gidemez. Hiçbir yere gidemez. Ona var ya bir tane vururum. Böyle böyle vururum ona bak. Tamam. Böyle vurarım. Tamam, tamam.
Tamam Umut'cum, sen çok şey yapma. Yuko, merak etmedim de öyle laf olsun diye soracağım şimdi. Nereye gidiyor bu? Aa. Ha? Aa. Sana söylemedi mi? Neyi söylemedi mi? Vay be, üzülmeni istememiş demek ki İsot yürekli abim. Arsız! Delirtme beni. Neyi söylemedi mi? Necu abim çok hasta. Biliyoruz, tamam işte Sedef hasta. Hayır ya, öyle değil. Çok hasta. 3 aylık ömrü kaldı abimin. Ne? Ne? Lan sen niye şaşırıyorsun? Sen söyledin zaten. Yok, ben kabullenmek istemiyorum bunu ya. Vallahi ne? Kabullenemiyorum. Ulan geç şaşırdım yine ya. Allah rahmet eylesin. Neyse ben mahallenin dedikodu grubundan herkese yayarım. Dur bir de şeyi arayayım, dur. Alo, mezarlıklar müdürlüğü mü? Bana bir cenaze aracı, bir imam, bir de cemaat lazım. Cemaat. Seveni yok ki çocuğum, ne yapsın? Bakmayın lan. Ya Gökhan, doğru düzgün anlatsana, nesi varmış? Yüksek dozda acı. Biliyorsun sütlece bile pul biber atıyorum. Ah, ah gerizekalı, ah salak. Gerizekalı, acı seviyorum, acı seviyorum. Al sana acı. Bir de aşık etmezliği var tabii. Biliyorsun sana deli gibi aşık. Doktor dedi ki sevgi dedi birkaç ay ömrünü uzatabilir dedi. Ha. Sevilecek bir yeri de yok ki, sen nesini seveceksin bu adamı? Ay bir haftaya kalmaz gider bu, ben sana söyleyeyim. Ya Umut! Azıcık adının hakkını mı versen acaba sen? Yok siz merak etmeyin, ben onu 40 sene yaşatırım vallahi. Bana bakın, sakın böyle şey yapmayalım, belli etmeyelim, tamam, tamam mı? Ağlamadım, tamam. İyisin, tamam. Çok güzel. Umut, bu sodayı da eklersin hesaba. Ah gerizekalı, ah salak. Lan oğlum. Aptal, ne eklemesi, ne eklemesi. Al, al. Şeyden mi çikolata vereyim mi sana? He, getireyim mi bakkaldan çikolata ister? Sürpriz yumurta ister misin? Getireyim mi aslanım ben sürpriz yumurta? Al. Lan oğlum ne diyorsun? Ne istiyorsun söyle, ne istiyorsun? Can sağlığı. Al, can sağlığı isteyecek. Ne isteyecek tabii? Al oğlum, lan lan ne oluyor buna ya? Lan her zamanki Umut o be. Neco, iyi misin sen canım? Canım mı? Canım kalmadı. Az evvel yandım. Abi ne diyorsun yenge, sana diyor. Sus konuşma canım. Çok hoşuma gitti lan. Vallahi başım dönüyor ha. Şu an acayip boşum. Yok, yok abi bir şey oluyor. Tut. Dur, Neco'yu tut. İskemle git. Tamam, getir. Dur. Otur abi, bir otur, bir otur. Sıntı olsun. Neco, iyi misin? Neyin var? Ha? Sen öyle canım deyince canıma can geldi abi. Bak, hemen etki etti yenge. Gökhan bana her şeyi anlattı. Ben artık hep senin yanındayım. Nasıl ya? Sen şimdi ben gidiyorum demeyi davranıyorsun bana. Ya deme işte şöyle şeyler ya. Kızım tamam, ne olacak? Alt tarafa bir pamuk. Ama öyle böyle bir pamuk değil. En delikanlıyı bile bozar o pamuk. Yani tabii öyle kolay bir şey değil. İnsan üzülüyor ama beni asıl üzen senden bir süre ayrı kalmak. Bir süre? Artık ölünce kavuşuruz diyor herhalde. Ha tamam. Neco, ben karar verdim. Her gün buluşuyoruz seninle. Vallahi mi diyorsun kız? Ha. Ölüm öp. Dirini tercih ederim. Umut! Umut, duydun mu lan? İçeride bağladım, yerler ıslandı. Anlamadım, kayıyordum az daha. Yerler sırıtıklı buldu ya. Oğlum tamam, bu kadar üzülme lan. Bu da mı biliyor, öğrendin mi? Lan oğlum tamam, ben ara ara gelirim senin için ha. Ben korkarım, yapma öyle şeyler. Sorry ya, ben anlamadım ki. Lan bakkalcı, şuradan 1,5 kilo şeker ver. Neco'nun helvasını kavuracağım. Dur gittin, dur, dur, dur. Ne helvası ya, ne oluyor? 20 gitmeden sen de ye, sevaptır yazık. Allah, öyle bir adet falan severim ha. Güzel ya, yapacağım, yapacağım. Fıstık da var içinde, fıstık. İyi ha, gidiyor biliyorsun yiyorum, değil mi? Yiyorum. Yanına çok yakışıyor. Tamam, tamam. Fazla bol bol koy ha. Ya tamam ya. Ya tamam, ne konuşuyorsunuz ya? Kimsenin bir yere gittiği yok. Dilber abla, Umut. Allah! Lan nasıl alıyor? Yok.
Gidiyorum ya, 3 ay sonra gidiyorum işte, ne olacak? Lan Neco, sen bakma öyle 3 ay sonra dediklerine. Bizim bir enişte vardı, tamam mı? Senin gibi o da 3 ay sonra yolcuydu. Ne oldu sonra? Haftasına gitti adam. Ya ben, burada da bazı gelişmeler yaşanmadı değil yani. Güzel şeyler olur. Ben bir arayacağım zaten orada işleri de. Süreci biraz daha uzatmaya çalışıyorum, bakalım. Ara ara, istersen gel buradan ara. Manyak mı? Benden de selam söyle, salak yavru. Çok yazar ha, gerek yok şimdi, boş ver. Ana, bunun kafa gitmişler. Dilber abla, gözünü seveyim, sus artık be. Ya vallahi ben sizin beni bu kadar sevdiğinizi bilmiyordum ha. Ha? Abi Allah gecinden versin, olmaz öyle şey olur mu? Bütün mahalle seni çok seviyor, değil mi yenge? Evet. Sedef de sevir mi? Ya sevmez miyim, manyak mısın sen be? Ulan var ya, artık ölsem de gam yanan ha. Lan ölsen nasıl gam yiyeceksin? Ulan çok üzülüyorum ya. Abi, iyi misin abi? İyiyim. Daha iyi olmamıştım valla. Ben de. Abi Dilber abla yazmış gruptan, ondan mı öğrenecektim ya? Kızım çekil biraz da ben sarılayım ya. Neca abi. Ne dedin, anlaşılmıyor. Kızım senden kurtulayım ben. Ne dediğimi biliyor muyum abi, ben şöyle Abi niye söylemedin bunu bize? Neyi niye söylemedin? Ne? Ya. Aşkım yani adam gidiyor, bir de sana hesap mı versin ya? Aşkım mı? Lan siz sevgili misiniz? Evet aşkım. Pardon, evet Necu abi. Lan ne oluyor burada? Abi aslında ben Necmi'ye söyledim. Söylemeyelim dedim, adamın yüreğine iner dedim. Sonra dedim ki aman inerse insin. Yani önden böyle bir şey olur. Hazırlık. Sırası mı şimdi Fırat ya? Bence tam sırası. Abi hazırsan gitmeden bence bu işleri halledelim ya. Hangi işleri? Biz evleniyoruz abi. Önümüzdeki ay düğün var. Sana da böyle beyaz bir takım elbise düşünüyorum. Önden oraya bir şey. Lan. Kafa olarak hazır. Keşke bu kadar hızlı davranmasaydın Fırat. Bir satı kaçıramazdım yok. Lan oğlum ne düğünü, ne evliliği Sedef? Biz daha evlenmedik. Bunlar nereye evleniyor? Tamam. Biz de evleneceğiz. Biz de evleneceğiz zaten Nece. Bırak onlar da evlensin. 3 günlük dünya be. 3 aylık desek daha olur. Allah mı diyor kız? Evleniyoruz mu biz de? Ya herhalde be. Ulan tamam lan. Tamam bak. Sedef'in hatırına sizi affediyorum ama şimdilik. Bir gideyim geleyim konuşacağız. Hala gideyim geleyim diyor ya. Kış. O zaman bütün sevenler kavuştuğuna göre yavaşla. Canım, tamam. Şöyle indirin bir yere, çizilmesin. Azıcık ağlayayım bakayım siz şöyle. Ay. Çok üzülüyoruz. Evet. Şöyle tabutla dikin şöyle. Daha burada. Şöyle dikin tabutu. Oğlum, lan Çinmalı Aytunç. Siz hayırdır lan? Böyle tabuttan falan kendi cenazene mi getirdin onu? Kötüye bir şey olmaz canım, biliyorsun. Hani ne deniyordu ya ölünün arkasından? Allah rahatlık versin. O uykuya denmiyor muydu ya? Ebedi uyku olarak düşün abi. Çok mantıklı. Hatırlatsana maaşını biraz zam yapayım. Abi, benim maaşıma zam yapacaktın ya. Daha sonra hatırlatma. Oğlum siz nerenin delisisiniz lan? Siz ne konuşuyorsunuz? Kim ölüyor? Hayırdır? Sen. Ben niye ölürüm lan? 3 aylık ömrüm varmış ya. Lan kim diyor onu? Kabullenmiyor. Kesin iyileşecek ya. Abi sen dedin ya, 3 aylık ömrüm kaldı dedin. Sedef yenge de seninle evlenme kararı verdi. Ha ben öyle dedim sana. Dedin ya. Öyle mi dedin? Evet. Öyle mi dedim Gökhan? Öyle dedim, öyle mi? Neyse. Tamam, bunu sonra konuşacağız senden. Ya hala sonra konuşacağız diyor ya. Sonra konuşmak yok. Anlamıyor musun? Yok sonra konuşmak. Ya bakın, mahallede bu gittikten sonra yeni abi benim. Yani artık acılı Nece yok. Şekerli Aytunç var. Bakın, dövmesini de yaptırdım. Canım anneciğim yazıyor. Bak burada da var. Bak, gördün mü? O kelebek ne lan öyle? Kol üstünde kelebek işte. Aytunç abi, madem mahallemizin yeni abisi sensin, o zaman düğünümüzü yapmak sana yakışır abi. Tabii. Ya lan Fırat, ne düğünü ya? Kır düğünü gibi düşündüm ben ama. Evet, olur. Kır düğünü güzel düşünmüşsün Fırat. Valla ben de kır düğünü düşünüyorum, biliyor musun? Kırlarda böyle seninle koşmak, seninle yorulmak, seninle boğuşmak, seninle yoğuşmak istiyorum, biliyor musun? Yalnız şöyle yapalım.
Ben şimdi bir Adana'ya gideyim, geleyim 3 ay sonra öyle yapalım düğünü, olur mu? Adana mı? Ha, cehennem sıcağı diyor herhalde. Evet, evet, cehennem. Ha. Cehennem Aytunç. Seni de götüreceğim lan Adana'ya. Seni de götüreceğim cehenneme. Benle beraber git. Lan oğlum sen hayırdır lan? Sen hayırdır oğlum? Ben yokken mahallenin abisi olacakmışsın da falan filan. Oğlum ben önce benim cesedimi çiğnemen gerekiyor ha. Ya Neco, boşver mahalleyi ya. Sana bir şey olacak. Bana bir şey olduğu yok Sedo. Ayrıca şunu da unutma. Korkaklar her gün, cesurlar bir gün ölür. Yeminimi bozdum oğlum. Kavga mı istiyorsun sen? Ha, kavga istiyorum. Kavga mı istiyorsun? Evet. Tuna sis ve adamları. Ay Tunç abi, mevzu mu vardı? Ha, gel, al şunu saldır. Siz hayırdır oğlum? Abi ölecek birine göre bayağı dinçsin ha. Aa, ben artık acı seviyorum galiba. Ha, gel o zaman sana bir şalgam ısmarlayayım. Aa, gel gel, benimle gel. Biz de gelelim madem bari. Ya Necio, ne yapıyorsun ya? Sana bir şey olsaydı. Bana bir şey oldu yok Sedo. Ben ölmüyorum ya, öyle bir şey değil bu. Sen hasta değil misin? Hayır değilim. Hasta falan değilim ben. Adana'ya gidiyorum 3 ay sonra. Ne? Lan sen neye şaşırıyorsun? Ya ben bir türlü kabullenemiyorum bu durumu ya. Allah'ım sana şükürler olsun, ölmüyorsun sen. Hayır. Necio, Allah'ım. Bir dakika. Sen yalan mı söyledin? Gökhan, bir açıklaman var mı? Öncelikle kestane balının diyarı Zonguldak'ta. Dünyaya selamlar. Lan sen ne şiş bir manyaksın lan? Aklı mı gitti lan benim burada? Tamam, sakin. Ya bak. Vallahi kötü bir niyetim yoktu ya. Sevenler kavuşsun diye şey yaptım ben. Ulan tamam bak, sana ayar olmadım değil ama güzel bir şeye de sebep oldum. O yüzden sana kızmıyorum, seni dövmüyorum. Sedo, haftaya düğün hazırlıklarına başlıyor muyuz? Başlayamıyoruz. Niye? Niye başlayamıyoruz ya? Evlenmemiz için illa ölmem mi gerekiyor benim? Hayır, ama yaşamamız için senin mahalle abinini bırakıp düzgün bir iş bulman gerekiyor. Tamam, gidiyorum işte. Adana'ya gidiyorum, mevsimlik işçi olacak. İyi, biz de aşkımızı o zaman mevsimlik yaşarız Neco, tamam mı? Sen gelene kadar da ben eğer meyve vermemiş olursam konuşuruz bunları. Yürü be Necmiye. Necmiye nereye ya? Daha düğünün detaylarını konuşacak. Sen önce senin cenazenin detaylarını konuş abimle. Sağ kalırsan düğününde konuşuruz Fırat. Ya bizim nedir bu kadınlardan çektiğimiz Neco abi? Esselamünaleyküm. Esselamünaleyküm. Ne vuruyorsun lan? Selamı tamamla diye. Allah razı olsun. Şey yapın lan, şey. Lan şuraya bak be. Lan bizim yüzümüz ölünce mi gülecek lan, ha? Canımın içi, bak Dilber ablan helvayı yapana kadar içeride. Sen bu kağıt helvayına ne dair et, tamam mı? Tamam mı canımın içi? Ya Umut, bir ağlama tamam, yeter artık ya. Öldüm falan yok benim. Gökhan şey yapmak için yapmış onu. Yalan, yok öyle bir şey. Adana'ya gidiyorum ben. Ne diyorsun lan sen? Ben de lise defterini yaktım içeride. Manyak mısınız oğlum siz? Çılgın mısınız siz? Hanginizi keseyim lan? Ha? Hanginize vurayım? Allah'ım sen sabır ver ya Rabbim ya Resulullah ya. Çok şu an var, acayip sinirliyim şu an. Tamam çök hadi, çök sen de çök. Beni bir çaldırsanıza, çok sinirliyim.
Gece gündüz peşimdeler peşimde. Kıraşlar peşimde peşimde. Kuşu kırsa peşimde peşimde. Ulaşamaz peşimdeler peşimde. Gece gündüz peşimdeler peşimde. İlaçlar hep peşimde peşimde. Kuşu kırsa peşimde peşimde. Ulaşamaz peşimdeler peşimde. İnmem o level'a çok yakın rapper'ım. Çok duruma uygun bir şarkı olmadı. Farkındayım. Ben o zaman seni çaldırayım. Okey. Çare gelmez. Anlamaktan. Ayrılır. Hep kırmaktan. Çok güzel hareket diyenler. Zil diyenler. Evet, biliyorsunuz. Desibelimize göre zil değil. Desibel şeyimiz 100. Ama güzel bir, çok güzel hareket. Ve Tuna abimiz sanat grubundan işte gördüğünüz gibi bu rolüyle can verdi. Prodüksiyondan. Bütün herkes artık oyunculuğa doğru ilerliyor. Tebrik ediyoruz. Çok güzel performanstı. Tokat nasıldı? Evliya nasılsa? Güzel, alıştım artık. Bu sahnede yediğim 10.000. tokat olabilir. Ama bir sağdan güzel yedin, soldan da bir tatlı bir şey oldu. Prodüksiyon yaptı şöyle. Hilmi de öyle bir iş. Ya şey oldu ya, skeçte Hilmi böyle birden bir yalan uydurunca ona tam inanamadık. Yani çok hızlı oldu orası. Yani şeyi, yani bu adamın ölüyü olması biraz daha böyle şey olması lazımdı. Hani biraz daha bir yanlış anlaşılması biraz daha güçlü olsaydı sonra tabut falan katlama yapacaktı. Şimdi Allah Allah, niye bütün mahalle birden çok hızlı inandıdan daha çok alacak şakalar alamadı. Ama çok eğlenceliydi. Herkesin... Batuhan, çok senin sünnetine gelmiş gibiyiz yani. Gerçekten. Evet, böyleydi. Çok güzel bir, çok güzel hareketti. Gece gündüz peşimdeler peşimde. Çok güzeldi Safa çok Bey. Çok sağ olun. Ağlama performansınız. Bu mali, bu çok yakıştı bu tip ya. Memnun musun sen? Ben memnunum. İnsanlar da memnun. İnsanlar, insanlar da ben. Çok güzel hareketler. Devam ediyor alkışlarınızla. Efendim, sıradaki skecimiz Hafif Yaşamlar. Ağır Yaşamlar diye bir program var, biliyor musunuz? Kilolu insanlarınızı. Heh, bu skecin onunla hiçbir alakası yok. Ama yine onunla ilgili de biraz da var yani. Kilo ile alakalı bir şeyler izleyeceğiz. Evet, günümüzde güzellik algısı biraz daha böyle zayıf ve fit olmak üzerine. Hepimiz bundan muzdarip oluyoruz dönem dönem. Böyle olmasaydı ne olurdu diye düşünmüş Metin, Batu ve Tolga. Hafif Yaşamlar geliyor. İyi eğlenceler, iyi seyirler. Kanka, bu nasıl? Esra, öğretmen. Bu kız bana bakar mı? Bakmaz ama illaki görür. Hop, hop, hop. Kanka, bu nasıl? Berfin, mimar. Bakar mı? Telefonu silat. Hop, hop, hop. Kanka, bu nasıl? Gülçin, hemşire. Bakar mı? Bu bakar kanka sana. Vallahi mi? Hemşire ya, hastalanırsan bakar. Hop, hop. Ya oğlum, ne utanmaz heriflersiniz lan siz. Yeter artık benim kilolarımla ilgili şaka yapmayın ya. Sizin yüzünüzden mideme kelepçe taktıracağım. Kanka, senin mideye kelepçe takmaz yalnız. Zincire vurmak lazım. Adilsiniz oğlum, adilsiniz. Evet. Beyler, ne yaptık? Ne yapalım hocam? Kaldırıp indiriyoruz işte. Hopluyoruz. Güzel. Nasıl? Öğrettiğim gibi. Hop, hop, hop.
Hop, hop, hop. Güzel. Hacı sen ne yaptın, ısındın mı? Isınmadım. Ben durduğum yerde terliyorum zaten. Nasıl iş ya? Yürü. Koşu bandına 4 saat ısınacaksın. 4 saat ne hocam? Bunun yüzey alanı geniş ya. Anca ısınır. Hop, 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 hop. Ah, ne oluyor ya? Hocam ne oldu? Acilen birine o hareketi yanlış yapıyorsun demem lazım. Ayşegül Hanım. Efendim hocam. Yalnız o hareketi yanlış yapıyorsun. Oh, bir rahatlama geldi ya. Nasıl yapacağım hocam? Bak şu, şu. Tamam, hadi bakalım. Hacı, bari topu at da bana o ısınsın. Hop, hop. Hacı, göbeğin düşmüş. Yeter ya, yeter. Hepinizden nefret ediyorum. Nefret ediyorum. Ben de karizmatik olmak istiyorum. Nefret ediyorum. Sesimi duyan yok mu? Yok mu? Yok mu? O beni gelse... Selamun aleyküm. Bu kadar büyük kara sinek mi olur ya? Ne sineği lan? Periyim ben, peri. Peri mi? Niye geldin? Sesimi duyan yok mu demedin mi? Seni üzdüler, hırpaladılar. Hatta pilates topu gibi üstünde zıpladılar. Buna izin veremezdim. O zaman bunlar olmadan gelseydin? Anca gelebildik. Görmüyor musun kanatları? Ne olacak şimdi? Şimdi benden büyük bir şey dileyeceksin. Ben de gerçekleştireceğim. Hamburger! Lan büyük bir şey diyorum. Büyük boy hamburger menü. Saçmalama. Hayatında hiç keşke şöyle olsaydı dediğim bir şey yok mu? Var. Keşke şişmanlık normal olsaydı. Zayıflarla dalga geçseydik. Keşke, keşke, keşke! İşte bu gerçekten büyük bir şey. Hemen gerçekleştiriyorum. Ne yapıyorsun ya? Ne oluyor ya? Lan ne oluyor? Ne oluyor lan siz kimsiniz? Alo! Hey! Alo! Oğlum ne oluyor? Hadi bakalım, hadi bakalım. Hadi bakalım, ne yapıyoruz, ne yapıyoruz, ne yapıyoruz? Sen ne yapıyorsun? Yiyorum hocam. Yiyorsun? Evet. Bana bak, böyle bir vücut istiyor musun? Evet. O zaman daha çok yiyeceksin. Daha çok yiyeceksin. Bak, yanlış yiyorsun bak. O hareketi yanlış yapıyorsun. O hareketi yanlış yapıyorsun. Çok çiğniyorsun, çiğnemeyeceksin. Hemen yiyor. Bak, bir, bak böyle. Bir, iki, hop. Bak, böyle bak. Bak, şöyle bak. Ne bak, bir, iki... Yok, nerede? Nerede? Hızlı, biraz daha hızlı. Hocam, çiğniyorum ama ya. Çiğnemeyeceksin, yanlış şey. Olmaz abi, yok yapamam. Ne oluyor ya, her şey tersine mi döndü? Ha. Ya, hocam, yoruldum ama ya. Yoruldun mu? Evet. Olmaz, senden olmaz, senden olmaz, senden olmaz. Bak, bu karın şişecek, anladın mı? Ha. Bak, görüyor musun? Bak. Bu karın şişecek. Kollar mıngıldayacak. Bak. Bak. Tamam hocam. Yapacak. Hacı sen çok iyisin. Sen çok iyisin. Sen sakın bozma. Sakın hareket etme. Yağ falan yakarsın maazallah. Sakın. Çok iyisin sen. Harika. Harika gidiyor. Aha. Bizim sıkıklar da geldi. Sıkık ne hocam? Sıkık yani böyle zayıflara verilen bir isim, argo bir tabir. Yani anladın mı? Böyle sıkık yani. Eciş bücüş. Ha gibi böyle hani mesela şişko hani şişko yüzüyor mesela anladın mı? Hani onlar sıkık. Boş. Boş. Neredesiniz siz? Hocam kusura bakmayın dün gelemedik. Yoksa? Evet hocam. Ama Batu. Batu ben halı saha yasak demedim mi abi? Abi halı saha yasak demedim mi? Ya o kadar uğraşıyoruz burada o kadar setler yapıyoruz. Yağlıyoruz seni bu kadar. Yağ bağlıyoruz bunu. Sen gidiyorsun bir topun peşinde bütün yağlarını yakıyorsun abi ya. Hocam kaledeydim ama. Ya bırak Allah'ını seversen ya. Sana 3 set şöbiyet yazıyorum abi. Hocam nasıl yiyeyim? 3 set şöbiyet. Sakın itiraz yok. Metin. Hocam. Ne yapıyorsun sen? Ha? Hocam. Bir dakika, bir dakika. Bu ne? Ne bu?
Ne bu? Üzüm hocam. Ne bu? Üzüm. Ne bu? Üzüm hocam. Değil mi şimdi? Hayır hocam. Biz o kadar uğraşıyoruz mu? Bu sağlıklı mı? Bu olur mu? Olmaz hocam. Olmaz mı? Olmaz. Yok. Evet. Bitti. Bir daha görmeyeceğim. Bu üstündeki ne abi? Tişört. Abi zaten sıkıksın. Zaten sıkık. Bir de böyle düz çizgili tişört giyiyorsun. Oluyor mu yani? Gözükmemek mi istiyorsun? Kadınlar sana bakmasın mı istiyorsun ya? Hocam ne yapayım ya? Zayıflara göre hiçbir mağazada bir şey yok ya. Her şey X'ten başlıyor. Ben ne giyeceğim? Oğlum size ne oldu lan? Hacı abi çok iyisin ya. Formun var ya mükemmel ya. Keşke bende de böyle bir şey olsa. Bu ne ya? Abi kız sana bakıp duruyor yalnız. Ha? O sana bakıyor. Oğlum. Abi gerçekten bak. Geliyor geliyor. Nereye geliyor, geliyor oğlum? Geliyor. Nereye geliyor? Merhaba. Harika görünüyorsunuz. Formunuzu nasıl kuruyorsunuz acaba? Yani yiyorum, içiyorum, yatıyorum. Bir de benim kemiklerim iri ya. Ya çok mütevazisiniz ya. Ya herhalde benim kemiklerim ince. Ben yiyorum, yiyorum. Bir türlü sizin seviyenize ulaşamadım. Yani inanır mısın su içiyorum ama o da yaramıyor. Üzülme. Sakın üzülme. Senin de yüzün güzel. Senin de yüzün güzel mi? Allah herkes aynı şeyi söylüyor ya. Sayısın ama yüzün güzel diyor ya. Oğlum ben ne dedim şimdi hocam? Ben ne dedim ya? Abi kızın suratına zayıfsın dedin ya. Oldu olacak bir de sıkıksın deseydin ya. Oğlum ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Şş, konuşma. Kendi aranda konuşma. Arkadaşlar herkes oturma bandına geçiyor. Oturma bandı ne? Oturma bandı bu. Oturma bandına geçiyorsunuz Metin. Efendim? 4 saat boyunca oturma bandında oturuyorsun. Abi patates kızartması yiyeceksin. Ya hocam ben nasıl yapacağım onu ya? İtiraz. Oğlum çok kolay. Ben her gün yapıyorum. Ya abi sana kolay tabii. Şu forma bak ya. Hocam nasıl yapacağız? Oturun abi. Patates kızartmaları bittikten sonra da milkshake'leriniz gelecek. Milkshake mi? Çilekli milkshake var mı? Çilekli milkshake. Var. Çilekli milkshake de var. Arkadaşlar idolümüzü asla unutmuyoruz. Kafanızın her tarafı bak. Düşüneceksiniz ve her zaman onu düşüneceksiniz. Asla motivasyondan düşmeyeceksiniz. Kimdi? Şiş Turkey birincisi kimdi? Eser Yenenler. İdolümüz. Kalplerdesin. Akıllardasın. Kimdi? Şiş Turkey birincisi kimdi? Eser Yenenler. İdolümüz kimdi? Eser Yenenler. İşte bu. İşte bu. Senin için Şiş Reis. Hocam bari televizyon izle. Televizyon açacağız. Çok güzel bir program var. En sevdiğiniz program Hafif Yaşamlar var. Onu açacağım size. Biraz zor bir ders olacak ama yapacak bir şey yok. Hadi bakalım. Herkese Hafif Yaşamlar'dan merhaba. Bugün yanımızda kilo almak için canı dişine takmış, bunun için çok ağır operasyonlar geçirmiş eski hafif bir bireyimiz var. Merhaba eski hafif birey. Merhaba sunucu. Hangi operasyonları geçirdiniz? İlk önce ek yağ operasyonu geçirdim vücuduma ve bölgesel yağ ameliyatı yaptırdım. Ve sonrasında da ek mide ameliyatı gerçekleştirdim. Anladım. Ya. Peki nasıl karar verdiniz buna? Yani zorlu yaşam şartları diyebilirim. Yani kime sarılsam sarılma kemiklerim batıyor falan diyorlardı. Beni ötekileştiriliyordum. Hatta evde eşim, nasıl söyleyeceğim bilmiyorum ama bu evde bir ağırlığın olsun diyordu. Bana da diyor eşim, bana da diyor ya. En ağırı bu. Beni örseliyordu. Hatta inanır mısınız, evlendiğimde tam 120 kiloydum. Sonra kendimi saldım ve işte böyle oldum. Bir şey daha var ama bunu nasıl söyleyeceğim bilmiyorum. Lütfen utanmayın, söyleyin. Lütfen çekinmeden. En kötüsü geliyor galiba abi. Ne söyleyecek? Karnım eskiden baklavalar vardı. Ay! Baklava mı? Baklava. Adonis'i de var mıydı acaba? Adonis de vardı. Ay! Çok zor abi. Evet ama şimdi hepsini simite çevireceğim ve tekrar eskisi gibi kilolu olacağım. Yeniden başladım. Hızlı hızlı yemeğe ve çalışmalara tekrardan başladım. Hafif bireylerimize motivasyon olması açısından küçük bir yeme örneği gösterebilir misiniz acaba? Tabii ki. Hepsine göstereyim. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi. Nasıl yiyor? İnanılmaz. Oha! Bana gelse bir ayda 300 kilo yaparım. Oha! Çok iyi, daha yerinde. Motivasyon konuşması bir şey demek ister mi? Hafif bireylerimize, seyircilerimize ne demek istersiniz? Zayıf kanlı yakalayacağım! Asla ve asla! Buradan sesleniyorum hepsine. Sakın ola! Gel buradan seslen ya bayağı. Bakın arkadaşlar, çok zor günler geçirdim. Siz de çalışıp eskisi gibi olabilirsiniz. Son şişmanlık fark etmez.
Sağ olun. Ne diyorsunuz? Ya. Oo. Ceren hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Ne yapayım sizin için? Hocam detokstayım, tantuniyalıyım. Çok çalışıyorum. Ben oturuyorum hocam. Sen yardım edeyim. Aman yağ falan yakarsın. Tamam. Çok çalışkan, çok iyisin. Batu oğlum kanına bak lan, ne kadar güzel. Oğlum ben bakıyorum, o bize bakmaz ki. Ben şansımı deneyeceğim lan. Dur lan dur. Giderken bari karnını falan şiş, yere öyle git. Ha tamam. Merhaba. Merhaba. Tanışalım mı? Sebep? Yani ne bileyim, tanışırsak falan. Ya bir dakika, bir dakika. Bir dakika sen. Sen bana yürüyor musun? Yani yürümek demeyelim de. Ya çekil şuradan be, kağıt elma. Sıkık. Beni yağlı kollarıyla kaldırabilecek mi yakışıklı? Yakışıklı mı? Zat o yağlı kolunu, kaldır beni yakışıklı. Kaldır. Gayret. Oo, güçlü. Çıkışta ne yapıyorsun? Ha? Bana gidelim mi? Ekmek arasına koyup seni böyle yiyeyim mi ben? Sana açık büfe sereyim mi? Böyle ona bulayıp bulayıp seni yiyeyim mi ben? Ne dersin? Ha? Dibini sıyırayım mı seni? Oğlum kulaklarıma inanamıyorum ya. Aynı zamanda da acıktım. Çok karmaşık duygular içindeyim. Çok iyi. Oğlum biz de mi Hacı abi de kalsak? Arkadaşı falan verdir belki kızın. Oğlum bu dünyada da mı başkasında kalacaksın ya? Allah Allah. Ya konuşma. Ağzın boş konuşuyorsun bak. Ağzın neden dolu değil? Ağzın neden dolu değil? Hocam formumuzu korumaya çalışıyoruz. Sosyalleşiyoruz falan. Arkadaşlar ne formu ya? Ne formu? Hangi formdan bahsediyorsun? İkinizi toplasak bir tane adam etmiyorsunuz ya. Bu ne ya? Hocam arkadaşlarımla dalga geçemezsiniz. Ne? Bu sıkıklar senin arkadaşın mı? Evet. Ulan tam bir hayal kırıklısın kocaman. Yaklaşık 130 kiloluk hocam. Ya acık cüssenin adamı ol be. Ne bakıyorsunuz? Sıkkolar. Hocam ben gittim. Ya ne zaman olsa sıkıklar diyorlar, sıkkolar diyorlar. Ya ben de kilo almak istiyorum ama ne yapayım? Metabolizmam hızlı. Ne yapayım Hacı abi? Günahım ne? Yapma oğlum bunu, kendine yapma. Neden? Bana da neler dediler, ben yılmadım, yapma! Ya abi sana ne demiş olabilirler? Muhteşemsin. Senin gibi vücuda sahip olabilmemiz için 40 fırın ekmek yemem lazım. Evet, hem de poğaçalı poğaçalı ya. Bir şey diyeyim mi? Sen beni de geçtin ha. Ya çok üzülüyorum, artık dayanamayacağım Hacı abi, dayanamayacağım. Benim günahım ne, bizim günahımız yeter ne? Yeter abi, yeter. Senin günahın yok. Sıkıntı benim var. Yüzümden. Benim yüzümden. Benim yüzümden. Düzelteceğim, düzelteceğim. Peri! Peri! Peri neredesin? İstiyorsun. Ben böyle olsun istemiyorum. Ama öyle olmasın, böyle olmasın. Sen ne olsun istiyorsun ya? Kimsenin dış görünüşüyle dalga geçirmesin istiyorum. Gönül güzelliği eksik olmasın artık. Göz ardı edilmesin. Ama ona ben bir şey yapamam ki. Önce insanların kendilerini düzeltmesi lazım. Eğer şaka yapacaksak da kırmadan, üzmeden yapmamız lazım. Hem zaten farklılıklarımız bizim en güzel özelliklerimiz değil mi? Doğru dedin. Hem periler dünyasında benimle nasıl dalga geçiyorlar biliyor musun sen? Nasıl? Yok, X-Large peri mi olurmuş? Benden peri olmazmış. Olsa olsa perişan olurmuş. Senin de derdin çok büyükmüş ya. Olsun, ben takmıyorum ama. Niye biliyor musun? Çünkü ben kendimi seviyorum. Periyim ben. Ben insanım, ne olacak? Bak. İnsanlar kendileri gibi olmayan insanlara ön yargılı davranırlar. Ama sen bir gün seni gerçekten sen olduğun için sevecek biriyle karşılaşacaksın. Gerçekten karşılaşacak mıyım? Tabii. Harbi mi? Evet. Hadi o zaman böyle DNA'ni böyle yap, çıksın. Hemen şimdi evet, mi? Evet, böyle yap, gelsin hemen, biri gelsin. Peki. Hadi. Tutukluk yaptı galiba. Ya gördün mü? Yok öyle biri işte. Yok, yok, yok! Ama sen de biraz yardımcı ol. Hem sağlığın için. O zaman bu DNA'ya bile gerek kalmayacak. Çok güzel hareket diyenler.
Zil diyenler. Ya bir hakikaten zor bir fikir. İçeride sizde özellikle değişimden sonra yani şişmanlar dünyasına eser yiyenler merkezi çok kırıcı bu arada yani. Hem beni kırdınız, hem zil olmadı, hem de skeç tutsun diye hacının karnını sürekli sıkmaya başladınız bir ara filan. Zor bir fikir hakikaten yani finalde söylenen önerme yani Yeşim'le hacının konuştukları inanılmaz güzeldi, inanılmaz doğruydu o önermeler. Bizim tiyatromuzun bir parolası var yani bu konuyla ilgili. Bir kilolu bir arkadaşınızı ya da çok zayıf arkadaşınızı gördüğünüzde bir şaka yaptığınızda o da gülüyorsa o zaman devam edin. Ama o gülmeyip surat asıp siz kahkahalarla gülüyorsanız o yaptığınız şaka değil, zorbalıktır arkadaşlar. En azından böyle bir mesajımız olsun. Daha güzel şakalarla da devam edelim. Çok güzel hareketler devam ediyor alkışlarınızla. Merhaba tekrardan. Hiç yani şu an gördüğünüz gibi bir hastane skeci. Hiç böyle ameliyatta narkoz alıp sonra saçmalayan var mı? Ya da her şeyi böyle söyleyen, narkoz alıp bir şeyler yapan, itiraf eden? Var burada bir tane. Mikrofon alabilir miyiz? Merhaba. Merhaba. İsmim Bahar. Bahar Hanım ne yaptınız? Her şeyi ne yaptım? Bir kaza geçirmiştim. Ondan sonrasında narkozun etkisiyle beraber herkese her şeyi anlattım. Yani başında böyle 20-30 kişi falan vardı. Hepsi de akrabaydı. Birbirleriyle kavga edenler vardır, sırlarını saklayanlar vardı. Ben biraz o şeyle, etkisiyle beraber her şeyi söyledim. En son ağzımı tıkayıp susturuyorlardı beni. O derece geldi yani. Peki bir çözülme yaşadı mı aile bu olaydan sonra? Küs olanlar barışmaya karar verdi gibi bir şey oldu. Görüşüyorlar mı hala hepsi? Görüşüyorlar. Ama o çözülme işe yaradı yani. Yani. Mesela ne gibi bir şey anlattın? Yani. Bir sırrı söylesene burada. Sen de orada söylemişsin. Televizyonda da söyle. Yani şöyle bir durum vardı. İsim vermeyeyim. Mesela bir alkol kullanıyordu diyelim. Bilmiyordu mesela kimse. Ama ben onun orada alkol kullandığını söylemiştim. Gibi. Bayağı da bir kalabalıktı ama yani 2-3 kişiden bahsetmiyorum. 20 kişilik bir ekip vardı. Peki yani kendine geldiğinde anlattılar mı sana olayı? Anlattılar. Ne hissettin? En son yüzüm böyle kızardı. Çekim yorganı üstüme. O şekilde duruyordum yani. Gördün mü? Gördüm abi. Ben oturdum. Sen narkozlu ameliyat? Yani, ameliyat çok küçükken bir kere olmuştum. Narkozsuz. 4 yaşındayım yani söyleyecek bir şeyim yoktur herhalde. Kimse. Şu an böyle ne desen söyleyecekmişim gibi ama oturdum böyle. 4 yaşında ne oldu ya sen? Ya böyle kasık fıtığı mı ne ameliyat olmuşum işte o. Yani 4 yaşında? Evet hatırlamıyorum bile. Allah Allah. 4 yaşı erkenmiş ya fıtık teşhisi için. Evet evet. Daha erken teşhis edilmiş işte o zaman ne ameliyat yapılmış. Anca. Sen bu skeci oynuyor musun? Hayır abi. Bu zaman başlamış gibi oldu biliyor musun duruşunda? Ben skeci sunayım mı? He. Narkoz skeci geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler. İyisin, iyisin kızım. İyi olacaksın. İnşallah yarışıyor. Sen ne yapıyorsun Muzaffer? Ne yapıyorsun sen? Ne yapayım kız? Uyandığında kendini evinde gibi hissetsin. Ya alt tarafı burun ameliyatı oldu. Bir gece kalacak. Gideceğiz sonra. Ne bu şey ya? Oğlum, ablanın yemeğini yeme. Ya baba, bir menü var burada. Ablam uyandığında ona da söyleriz. Ya oğlum onun parasını bize geçiriyor olmasın mı? Yok baba 25 bin lira para verdin. İçindedir yemekte ya. Ya o yüzden diyorum zaten. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun sen? Ne yapayım? Buraları temizliyorum. Ya bırak şunu ya. Ama bırakamam. Ben öyle rahat edemem. Allah Allah. Telefon. Alo. Evet. 1139 numaralı odadayız. Evet kimseye çaktırmadan gel. Evet. Ustos Miranda. Es familia familia. Es un adam yado. Ortaman familia. Hadi. Salim kendine gelir misin? Sen Escobar değilsin. Şu psikolojiden çık lütfen. Ben de 25 bin lira verdim kızımın ameliyatı için. İlla işi şova döküp yakmak mı lazım ya?
Allah Allah. Şu izlediğin şeylerden bu kadar etkilenme diyorum sana. Ben mi etkileniyorum izlediğim şeylerden evet. ya? Ben mi etkileniyorum? Evet. Can Polat! Oğlum yeme ablanı yemeye gidiyorum. Madem etkilenmiyorsun bu çocuğun adı neden Can Polat söyler misin? Çakır olmasına izin vermediğin için olabilir mi? Merhaba, hastamıza bakmaya gelmiştim. Ha, hoş geldiniz. Hasta bakacak. Tansiyon falan değil mi? Onlara bakacak. Yo, öyle bir bakmaya geldim. Bakıyorum, her şey yolunda. Gayet iyi. Tekrardan geçmiş olsun. Ah, bu nasıl iş ya? Bir tansiyon nabız falan ölseydi bari. Ne bileyim, ben anlamadım. Herhalde 25.000 verdik ki onun içinde herhalde. Doğru, haklısın. Aha, kendine geliyor. He kızım. He kızım. Kendine geliyor. Kızım. Burun güzel oldu mu anne? Anne. Hangi burun? Hangi burun? Bakayım. Ah. Hiç burun yok gördüm. Küçücük olmuş. Aa, burun yok vallahi. Bak görünce inanamayacaksın. Ya niye yalan söylüyorsun kızlar? Düzgün konuşsana ya. İyi tamam. Ağzın yüzün şişmiş bok gibi olmuşsun. Yok. Yok yok kızım annen şey yalan söylüyor annen. Yok çok güzelsin kızım yalan söylüyor annen. Dur. Anne zaten yalan söylüyor baba. Ne alaka ya? Bunun benim ne alakası var? Abla şimdi girme oralara. Bana narkozun etkisinde saçmalıyor. Bir dakika, bir dakika. Ne yalan söylüyor kızım annen acaba? Baba, baba. Altınlar kilerde. Kilerde. Ne? Ya, bir şey. Aa, bir şey diyeceğim. Ne diyeceksin? Narkozun, narkoz olduğu için kız rüya görüyor herhalde. Bence biz rahatsız etmeyelim, çalalım gidelim. Yok, yok, yok. Bir dakika, ben bu işi çözeceğim. Ben Sherlock Salim derler. Kızım. Ha kızım, ne altını bunlar kızım? Ne oluyor tam olarak? Anne, dayıma herhalde çeyrek altın veriyor baba. Muzo? Ne var canım? Kardeşim o benim. Lan inkar etsene, yok öyle bir şey desene. İnkar ediyorum, yok öyle bir şey. Lan bu nasıl yalan söyleyememek ya? Yemedi ya. Ya bu nasıl yalan söyleyememek? Yalan söyleyemiyor mu çünkü sen? Ben nasıl inandım sana ya? Çünkü baba parola var. Dayım her an başım ağrıyor dediğinde anne bir çeyrek veriyor. Bir çeyrek veriyor. Hayır. Muzaffer. Hayır. Sen ben başım ağrıyor dediğin zaman bana sen altın mı ver demekti o? Ne oluyor? Her gece böyle şeyler diyorsun ya bana. Ya sen ne saçmalıyorsun çocukların yanında ya? Allah Allah. Çok başım ağrıyor ya. Hoş geldin. Bak Ayşegül geldi. Ha iyi, iyi, iyi. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun abla. Onu gördüm de benim çok başım ağrıyor abla. Ay ağrıyor. Şey mi yapsak ya? Bir para ol falan mı versek acaba ha? Para. Ha yok yok. İşte ona hiç gerek yok. O ilaç çok uyku yapıyor ya. Gerek yok. Bayağı uyku yapıyor. Asıl uyuyan babam ya. Ayakta uyuyor. Bizim eve hırsız girmedi ki. Bizim eve hırsız girmedi. Girmedi. Kız bizim eve hırsız girmedi mi? Yok baba biz hep sattık onları. Hepsini sattık. Lan elektronik eşyalarımı niye satıyorsunuz? Televizyon niye satılır ya? Arabayı yaptırdık ya. La arabaya ne oldu? Enişte boş ver ya. Olanlar oldu bunları konuşmaya değmez ya. Değmez. Ne oldu? Ana araba park halindeyken beni çarpmıştı araba ya. Dayı vurdu arabayı. Dayı vurdu. Enişte. Ben park halindeydim. Yandaki araba da park halindeydi. Lan bu iki araba nasıl birbirine çarptı o zaman? Görünmez kaza işte enişte. Altını ne işiriyorsun? Zaten başım çok ağrıyor ya. Ha, başın ağrıyor he mi? Ha, başın ağrıyor. Söyledi, her şeyi söyledi. Başım ağrıyor, şifreymiş. Ablanın altı ağrıyormuş, çıkı sımtanın tersini. Ya enişte sen ona ne bakıyorsun ya? Narkozun etkisinden konuşuyor. Yok mu bir hasta bakıcı falan? Aa, susun bak, hasta bakıcı geldi. Buyurun beyefendi, işinizi yapalım. Anne. Hastanız çok iyi görünüyor. Geçmiş olsun. Maşallah, hasta bakıcı da bayağı iyi bakıyor ha. Bayağı süzdü. Ne bıraktım Allah Allah, ayrı bir şeysin ha. Gösterin ikimizi bir yana. Abi, kıza ne oldu ya? Ameliyat oldu dediler, koşarak geldik kafa kafa. Ya bir şey yok, estetik ameliyat ya. Burnunu yaptırdı, bir şey yok öyle. Ya niye demiyorsunuz ya? Biz de böyle dişimizi canımıza taktık, koştuk geldik ya. Hayırlı bir şey ya. Tamam, çıkın gidin o zaman. İyi abi, gidelim o zaman. Hayır, öyle şey mi olur canım? Aman, yüzü gözü şişmiş ne kadar kötü, aman. Yengen kurban olsun sana. Ay yengem de gelmiş. Anne geldi seni şirret. Yerden bitme, sonradan göre aşağılık ersin.
Abla sen benim arkamdan böyle mi konuşuyorsun? Aşağılık demedim. Aşağılık demedim. Kendi doğaçladı şu anda. Aşağılık yok. Ya sen bunlara niye takılıyorsun yenge? Sen sana takıla, boynuzlara takıla. Böyle oldu. Ne boynuzu? Ya o narkozdan etkisinden öyle görüyor yani. Geyik olarak görüyorsa seni hani. Aa, boynuzu takan da gelmiş. Hoş geldin. Beni artık ne diye görüyorsa. Ben sana söyleyeyim, sen şerefsiz olarak görüyorsun. Ya ama ayıp ediyorsun. Sen ben böyle şeyler yapma bana. Bana alma. Şeyler... Çekil benim önümden. Kızım bir dakika, bir dakika. Kimleri al, eşyalarımızı da alayım. Yemeyeceksiniz, ben onları alayım. Yiyecekleri kere al. Ya seni Allah kahretmesin. Böyle şeyler söylüyorsun kızım ya. İyi görünüyor hastamız. Lan hasta iyi, biz kötüyüz. Aile dağılıyor burada. Bir nabzımıza bak, bir tansiyonumuzu ölçmem için de hasta bakacağız işte ya. Sevgilim nerede ya? Sevgilim mi? Sevgilim neden beni görmeye gelmedi? Vallahi kazanamadım. Sevgilim nerede? Sevgilim mi? Sevgilim. Uzay. Uzay kim? Ben. Ben. Benim. Lan sen bu hastanede çalışmıyor musun? Ben Ayşegül'ü görmek için hasta bakıcısı kostümü giydim. Çünkü kızarsınız diye şey yaptık. Biz sevgiliyiz babalık. Biz beraber sevgiliyiz. Evet. Muzaffer ne diyor bunlar ya? Muzaffer! Muzaffer teyze, annem kısır tarifine bayıldı. Ama bir şey diyeceğim. Ben dedim, nar ekşisi bol olursa kısır çok güzel olur dedim. Ya biz yap niye limon atıyoruz? Biz niye limon atıyoruz? Ama siz yanlış yapıyorsunuz. Nar ekşisi yeşil soğan zaman... da koyun. Yeşil soğansız olmuyor ki. Yeşil soğansız olmuyor. Lan soğan... siz de ayet tutun! Sen tanışıyor musun bununla ya? Ne oluyor lan burada? Allah! Tanışıyor musunuz siz? Bir tek beni tanımıyor mu çocuğu ya? Ya kızma be işte ya. Allah Allah ya. Var ya çok tertemiz çocuk ha. Tatilde de hiç sorun çıkarmadı ha. Lan bir de siz tatile mi gittiniz? Seneye Bodrum olur mu enişte? Allah'ım neler oluyor ya? Aha kızım kendine geldi. Şey kızım yok. İyi misin? Ne oluyor ya? Başım çok ağrıyor. Ha kendine geldin. İyisin değil mi? Benim de ağrıyor. Bayağı başım ağrıyor abla. Çok ağrıyor. Şey, ben sana göstereceğim başım. Bayağı ağrıyor ama. Şu iş bir bitsin de. Kızım iyi misin? Ne oldu? İyiyim. Uzay. Çekil beni. Çekil. Pardon. Senin ne işin var burada? Ya yaptın sen çekil şuradan. Pardon, bayağı değiştim oranı. Özür yok, ederim. Yok, önemli değil. Çok aşkım önemli. Sen söyledin ya. Babana her şeyi anlattın ya dedin bu sevgili o. Saçmalama ya. Babacığım çok kızdın mı bana? Sadece Uzay'ı söylesen iyi abla. Bütün aile sırlarını döktün, patlattın herkesi. Nasıl ya, ne yaptım ki? Söyledin her şeyi. Ya of, gerçekten mi ya? O kadar da düşündüm biliyor musun ameliyata girmeden. İnşallah dedim Can Polat'ı patlatmam dedim ya. Abla sus. Ya, ya çok kızdım şu an kendime. Nasıl söylerim ya senin evlendiğini formaliteden? Sen ne bakıyorsun? Sen evlendin mi lan? Ya baba, ben de ilk başta güvendim Fulüş kazanamaya. Vallahi bak, ya oturma izni alsınlar, boşanacaklardı zaten. Lan bir de formalite mi evlendiniz? Lan bu nasıl hiç? Ne yapıyorsunuz siz? Benim haberim yok be. En son babalar mı diyor? Ne demek istiyorsunuz? Tamam Safet, sakin ol ya. Nasıl sakin? Dokunma lan bana sen. Sen bana dokunma. Of ya, her şeyi söyledim. Şu an gerçekten çok kızdım kendime ya. Anne, o zaman siz de boşanmıyorsunuz. Ya, boşanıyor musunuz? Yok kızım. Yani dayına bir altın verdim diye niye boşanalım? Nasıl ya? Babamın emekli maaşını kumar devresi senin için soru değil mi yani? Safet! Safet ne diyor bu kız? Yok, ya yok. Sadece kumar olsa ya. Şundan alsana biraz. Şundan al biraz. Çok güzel hareket diyenler. Zil diyenler. Aha zil. Aha zil geldi. Kim yazdıydı? Ezgi. Yıllarca yazıldı. Bu skeç ilk 2007 gibi akla gelmiş galiba. Gerçekten bir 2000... 4 sene önce falan. 4 sene önce yazıldı. Revizeler yedi. 4 senedir revize yapıyor. Revize yapıldı. Öyle çabalandı, edildi. Bugün o güzel, o kutlu gün geldi ve zil aldı. Tebrik ediyoruz. Yazarı Ezgi mi? Ezgi yazdı. Sonra Hilmi, Beste, Fatma yardım etti. Hilmi, Beste, Fatma, Safa, Batu ve hep birlikte zile gidiyoruz o zaman. İşte... 4 yıllık bir emeğin sonucunda zil geliyor. Tebrik ediyoruz. Çok güzel hareketler. Devam ediyor alkışlarınızla.
Sıradaki skecimizin ismi Mahalle Müzikali. Eski mahalle kültürünü yaşamak isteyen bir çiftin hikayesini izleyeceğiz müzikal tadında. Emre, Oğuz ve Cenan birlikte yazdılar. İyi eğlenceler, iyi seyirler. Aşkım, emlakçının, ev sahibinin tarif ettiği yer burası, doğru. Evet. Ya hayatım, merkeze yakın bir yer tutsaydık ya. Bu mahalle çok eski. Ya ama metrobüsü 15 dakika hayatım. Arabayla 15 dakika. Ya aşkım bak, ben rezidans soğukluğu istemiyorum. Mahalle sıcaklığı istiyorum. Mahalle huzuru istiyorum. Ya mahallenin adı Taramalı Mahallesi. Burada ne kadar huzur olabilir acaba? Aşkım, sen hiç eski dizide mi izlemiyorsun? Oradaki mahalle sıcaklığını hatırlasana. Mahallenin muhtarları, Süper Baba. Ya Selena. Selena mı? Evet. Mahalleyle ne alakası var Selena'nın ya? Ya mahalleyle bir alakası yok ama orada da bir sıcaklık oluyor. Böyle el ele tutuşuyorlar. Bir sıcaklık oluyor. Selena'yı çağırıyorlar. Ve geliyor. Gelmeye de bilir. Allah, ben kalmam burada aşkım. Kusura bak. Ya kalacaksın. Kalmam. Ver sen mahalleyi, mahalle ayağına çizerler kestaneyi. Vuracağım şimdi ağzına, dön bir bak şu maaşına. Hay başlayacağım maaşına, iş açacağım maaşına. Kalmam, ben burada kalmam. Lütfen. Kalmam hayatım. Ya. Ne bağırıyorsunuz lan o kız gibi ha? Ne bağırıyorsunuz? Çocuk uyuyor. Teyzeciğim, mahalle müzikali yapıyorduk. Hadi ya, şu mahalleye gören de bir kere müzikale girmesin. Ne çekiyorsunuz siz? Ha, yedi kocalı hürümüz mü çekiyorsunuz? Ya hayatım, bizi soktuğun duruma bak ya. Tamam, hallediyorum. Hayriye teyzeciğim, çok özür dileriz. Ne Hayriyesi be? Benim adım Pelin Su. Pelin Su? O tipe Pelin Su olmuş mu teyze ya? Hadi ya, sen kendi tipine bak. Senin adın ne? Hakan. He. Hakan, tamam. Neyse, tutmayın beni. Ocakta yemeğiniz var değil mi? Yok canım, ne ocağı? Dışarıdan söyledim. Aa, neden evde yapmadınız ki? Aynı malzemelerle evde yapınca daha fazla tutuyor çünkü. Aa. Hadi tutmayın beni. Bağırmayın! Bağırmayın çocuk, uyuyor. Ya görüyor musun işte? Ev ekonomisi yapan bir kadın. Tıpkı eski günlerdeki gibi. Ev ekonomisi mi? Ya biz çocukken yapıyorduk asıl ev ekonomisini. Salçalı ekmek yiyorduk sokakta ya. Şuraya bak, bir tane çocuk yok sokakta. Çocuk. Top oynayan çocuk yok. Ses yok. Hiçbir şey yok. Hadi can at bana. Can at. Çocuk yiyor. Can at. Kızım can atsana bana. Hadi. Canım bitti ya. Ya can dediğin nedir ki hacı? Sana feda olsun. Bana bak. Bana yürüme tipim değilsin. Ama hacı. Ay dur, çocuk ağlıyor. Ne oldu ablacığım? Gel gel. Sen neden ağlıyorsun bakayım? Hacı beni beğenmiyormuş. Ya. Ama çok üzülme ya. Evet. Bu karşına ilk çıkan erkek daha neler çıkar. Ya. Ben. Senin hiç şansın yok ya. Sen yürü. Şöyle yapalım. Hep beraber bir oyun oynayalım ha? Tamam, hadi hopçi, hopçi. Hadi hopçi, hopçi, hopçi. Yok, tabletten değil. Mesela kovalamaca oynayalım. Olmaz, ben koşamıyorum. Tamam, seksek oynayalım. Olmaz, ben zıplayamıyorum. Tamam, saklambaç oynayalım. Olmaz, ben saklanamıyorum. Ha, sen de biraz yardımcı ol. Yani? Gel tahterevalliye gel, aklını alayım gel. Gel. Hadi lan. Hadi. Hadi. Ya, hadi. Hakan ya, sen çocuk olmadın mı? Bilmiyor musun bir oyun falan? Hani oynayalım çocuklarla. Ya ben taso biliyorum, ne bileyim. Vurup çeviriyorsun yani. Çocuklar onu bilir mi? Ya biliyoruz ki. Biliyoruz ki. Aa, gerçekten mi? Biliyoruz, evet. Biliyoruz. Hadi oynayalım. Hadi gel. Hadi gel. Tamam, hadi Hakan sen oyna. Ya çocukla oyun mu oynayacağım şimdi? Saçmalama hayatım. Evet, ne olacak? Ne oldu mal? Yemedik mi? Gel lan. Hadi gel. Hadi oynayalım. Hadi. Velete bak ya. Tamam, sağ ol. Hadi hacı. Tamam, bunları mı çevireceğiz? Evet, çeviren kazanır. Tamam. Hadi. Hadi. Atıyorum. At. Atıyorum bak. Tamam, at hadi. Aha, çevirdim. Aha. Tamam, bak yenmeye çalışıyor. 50 çeviriyor. Hadi sıra sende. Tamam. Sıra sende. Aa, kaybettim. Mal. Aa. Öyle. Kazanamayınca tokat var. Ne vuruyorsun be lan? Kazanamayınca tokat, oyun böyle. Gel lan, hadi bir daha. Hadi. Hadi. Hakan'cığım, sen oynamasan mı? Çünkü dayak yiyorsun.
Sen karışma yenge, sen karışma. Koy. Hadi lan, koydum, hadi. Tamam, hadi bakalım. Aa. Çeviremedin. Şimdi aldım façan aşağı, bak. Tamam, hadi. Ay, ay, ay. Çevirdim. Dur, dur, dur. Aman ha. Bu ne lan? Öyle, öyle. Para varsa tokat yok. Bu nasıl oyun lan? Ya sen diziyi de mi izlemedin ya? Hangi diziyi? Squid Game. Lan Squid! Milleti tokatlamak için oyun uydurmuşlar saçma sapan. Yok popçiyi bir yok, şey. Aşkım. Nasıl çocuksunuz siz ya? Nasıl çocuksunuz oğlum? Nasıl çocuk muyuz? Cor o zaman şimdi. Ay, ay dur ne oldu bir şey mi? Dağla mahallemizin yollarını bilmezken, çiçek yok bahçemizde, beton var tepemizde. Şimdi eve tıkıldık, internete sığındık. Asos yeriz hepimiz, yaşasın tabletimiz. Aşkım ya baksana çocuklar haklı galiba birazcık. Ya çocuklar kusura bakmayın ya. Vallahi. Haklıyız tabii. Ma! Ma! Ha, yürü git, yürü git. Al saflarını da. Aşkım tamam sakin olsana. Şuradan bir su içelim gel. Gel şuradan bir su içelim. Gel. Vallahi geldiler ya. Abi iki su alabilir miyiz? Evet. Tabii tabii. E dışarıdan alabilirsek. Tabii buyurun. Abi şimdi dışarıdan alabilirsek dedim. Ha tabii tabii. Buyurun. Abi dalga mı geçiyorsun? Ha yok dışarıda suyum kalmamış da mahcup olmamak için. Ya kıyamam. Tamam tamam alalım o zaman. Tamam o zaman vereyim. Şöyle. Bende 50 lira var yalnız bozabilir misiniz? Tabii tabii bozarım. Buyurun. Soluk soluk içeceğiz mi? Ah. Hadi. Sakız verdi bana. Evet, sakız. Eski günlerdeki gibi para üstünü sakız olarak verdi. Ya 47 liralık sakız mı olur? Ne yapacağım ben bunları? Aşkım ne biliyorsun? Belki adam daha siftah yapamadı. Belki para üstü olarak bunu verdi ki mahcup olmasın diye. Ya mahcup olmasın diye ben dolandırıldım şu an. Farkında mısın? Ya sen gerçekten mahalle sıcaklığını unutmuşsun Hakan. Yok, iliklerime kadar hissediyorum şu an sıcaklığı ya. Böyle esnaflık mı olur arkadaşım? Ne olacak sakız çiğnesek? Ne oldu hemşerim, ne oldu ya? Ya... Şimdi dayağı yedin. Yok, estağfurullah. Siz kusuruna bakmayın onun ya. Canı sıkkın biraz. Ne oldu? Abi bu nedir ya? Para üstü sakız verdi bana 47 liralık ya. Ya sen gel gel sakin ol. Geç şöyle ya. Sıcak bir şeyler vereyim ben size. Görüyor musun? Bir rahatlayın ya. Eski günlerdeki gibi babacan kahveci. Mekanınız da çok şirinmiş. Çok teşekkür ederim. Babam ben gençken gitti. Aa, başınız sağ olsun. Yok ölmedi. Ankara'ya gitti. Büyük para vurdular, pavyon açtılar oraya. Ben de arada görmeye gidiyorum. Babanızı mı? Yok, pavyonu. Deli matrah, mahara bir yer ya. Sen de gel, yengeden izin al. Felaket bir yer yani. Yok abi, teşekkür ederim. Ben almayayım. Hayatım, şu ev sahibi ne zaman gelecek? Tamam aşkım, geç kaldı belli. Ya ben ne vereyim size? Biz iki tane çay alalım, tavşan kanı olsun. Aa, ama bizde çay yok. Nasıl ya? Vallahi. Mahalle kahvesinde çay olmaz mı abi? Ya çay gitmiyor. Nasıl git? Tamam o zaman, biz iki sade kahve alalım. Evet. Tamam, iki tane sade kahve tamam. Getiriyorum. Tamam, hadi bakalım. Komşu teyzenin adı Penisu. Bakkal bizi dolandırıyor. Mahallede çay yok ya. Ya iki tane kötü şey yaşadık diye niye mahalleyi suçluyorsun? Denk gelmiş işte. Allah Allah. Evet efendim, kahveler geldi. Buyurun. Bu ne abi? Kahve. Abi biz sade kahve istedik. He, size sade moka yaptım. Türk kahvesi yok muydu? Ya Türk kahvesi gitmiyor. Allah. Abi bu ne ya? Bir de damalı çay tabağı altlı falan yapmışsın. Nedir bu ya? Ha yeğenim, özümüzü kaybedecek halimiz yok yani. İç iç. Bak tadına, moka. Tamam abi, içerim. Teşekkür ederim. Allah. Nasıl? Bir moka benzemiyor abi. Lan bir de kelime oyunu yapıyor. Ne biçim konuşuyorsun lan? Yok yok. Çok... Tamam hadi kalk git ya, pideci de ne yapıyorsun? Çok merak ettim. Çay senin mekanında. Sağ ol, bunu bir korum. Bir moka benzersin ha. Kelime oyunu da böyle yapılır. Sakin ol. Hadi yürü git. Hayatım getirdim. Hadi lan oradan. Tamam, şöyle oturur musun? Sakin ol. Bu pidecide içeriz çayımızı, tamam mı? Pardon, bakar mısınız? Pideci Naci, pideci Naci. Kaliçenin adresi
Kayseri'nin incisi. Unutan adam. Hashtagler geçsin orada. Ya süper ya, çok iyi. Biz bir kuşbaşılı kaşarlı pide alabilir miyiz? Ben de bir çay alayım abi. Tabii. Oğlum hemen çay koy. Geliyor usta, tamam. Kusura bakmayın, geçim sıkıntısı, tek çalışıyoruz. Oğlum çay nerede kaldı? Geliyor dedim usta. Tamam. Tamam ya, iyi ki gelmişiz ya. Çok güzel bir mahalle burası. Sen hala bunda ısrarcı mısın ya? Şekerin düştü herhalde. Bir yemek ye de kendine gel. Neden sen beni artık şeker bulmuyor musun Hakan? Ya bu nasıl bir trip şu anda? Ne olacak ki yani? Evet, kuşbaşı kaşarlı pidemiz bu efendim. Bu ne? Kuşbaşı et, ne olacak? Abi, sen ne yaptın? Biz bunu yersek gut oluruz ya. Yok canım, o kadar şey... Ya bu biraz küçük değil mi? Yo. Tamam abi, sen bize hesabı gönder. Hesap, hesap alalım. Hemen şöyle buyurun. Hesap. Ne? Oha. Ne oldu? Abi biz Boğaz'da yemek mi yedik? Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Yo. Ya bu birazcık fazla değil mi ya mahalle pidecisi için? Ne yapalım abla? Ne yapalım? Söyle ne yapalım? Kuşbaşı etin fiyatı olmuş 85 lira. Kaşar peynir 60 lira olmuş. Ya onu taneyle satıyorlar. Siz benim pideyi getirdiğime dua edin ya. Ya tamam hayatım. Ama buraya garsoniye parası da yazmışsınız. Tek başıma çok çalışıyoruz ya. Allah Allah. Tamam hayatım, hadi kalkalım. Hadi. Ama dur. Tamam. Ulan nereye kalkıyorsun? Lan dur. Şunu finale bak. Pidecina. Ya bırak Allah'ını seversen ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Hayır, biri dolandırıyor, biri çay vermiyor. Böyle esnaflık mı olur ya? Ne oluyor ya? Oğlum bak, vallahi bir korum ha. Nasıl esnaflık abi bu? Tamam. Nasıl? Dinle. Anlatıyoruz. Süpermarket açıldı, uygulamalar çıktı. Veresiye defteri bir tarafıma kaçtı. Devir değişti artık, kahveye moka kattı. Kimse çay istemiyor, biz bu gidişle battık. Ekmeğin gluteni, unun yağı şekeri. Bu fiyatlarla olmaz, millet ayvayı yedi. Anlaşlı ol biraz. Ya. Anlattık orada. Anlattık. Hayatım, tamam hadi gidelim ya. Olmuyor işte, anlaşamadık, uzlaşamadık mahalleyle ya. Ya hayır öyle deme ya. Aslında haklılar gibi. Hah geldim. Hah geldi ev sahibi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok beklettim değil mi? Vallahi iyi ki beklettiniz. Biz ev almaktan, tutmaktan vazgeçtik. Nasıl ya? Ya şimdi mahalle hiç hayal ettiğimiz gibi olmayınca biz de vazgeçtik teyzeciğim. Ama ben size güvenip borçlandım. Sizden gece paraya çok ihtiyacım vardı. Hakan duyuyor musun? Çok ihtiyacı varmış. Artık kimseye güvenilmiyor ya. Hadi. Ah be teyzeciğim ya. Sen niye borca girdin ki bu yaşlı halinle? Rezidansta eve çıktım. Nasıl yani? Buraya kirayı verip o kirayla rezidansta eve mi çıktın? Evet, 36. katta. Fitness'la saunası da var. Squat yapıp bu popoyu toplamam gerekiyor benim acilen. Evet, hem buradaki ev çok kötü. Damı da akıyor. Ya bir de bize geldin burada vicdan azabı çektiriyorsun teyze ya. Al aşkım, mahalle sıcaklığı. Ya aşkım özür dilerim. Ben senin mahalle sıcaklığını unuttuğunu zannediyordum ama sen unutmuşsun ev sahibi teyze. Pelinsu teyze de unutmuş. Esnaf abiler de unutmuş. Çocuklar da unutmuş. Ne? Ya biz mahallemizde yaşayamayacaksak, mutlu olamayacaksak nerede mutlu olacağız? Eskiden mahalle deyince hep koşardık. Ne oldu bize böyle, birbirimizden kaçtık. Kapıları ardına kadar hep açardık. Ne oldu bize böyle, yüzlerine kapattık. Keşke çocukluğumuz mahallemizi kazanmak boynumuzun borcu artık. Rezidanslar yüksek katlar, mahalleyi kaçak atlar. Umurumda değil inan, hoş muhabbet bizi patlar.
Çok güzel git diyenler. Zil diyenler. Evet. Böyle kararsız kaldığımda tutuyorum. 93 ile 7 puanla zili kaçırdık. Şimdi böyle müzikal hazırlarken, hani şarkıları hazırlayayım, bir şey yapayım derken partların biraz daha komik olması lazımdı ya. Partlarda böyle bir komedi kaçtı. O zaman net zile gidecekti çünkü bence işlerin konu süperdi. Yani nerede o eski mahalle sıcaklığını bu açıdan bakmak bence çok güzeldi. Pelin Su teyze harika bir tipti. Evet, Hacı'nın çocukluğu harikaydı, çok güzeldi. Danslar için kime teşekkür ediyoruz? Ebru. Ebru, teşekkür ederiz. Bu kadar kısa sürede böyle bir müzikal hazırlamak hakikaten inanılmaz zor. Ekipte dansı, imece usulü, şarkıları kim yaptı? Biz yaptık. Öyle mi? Öyle mi? Bütün yani melodisi... Deniz Erdoğan'ın. Deniz Erdoğan. Süper. Deniz Erdoğan'a da büyük alkış. Çok güzel hareketler. Devam ediyor alkışlarınızla. Sıradaki skecimizin adı Son Uçuş. Uçakta geçiyor. Bir grup insanımız bir yerlere gidiyorlar. Bazı tesadüfler onları bir araya getirmiş olabilir. Son Uçuş geliyor. Ben yazdım. İyi eğlenceler, iyi seyirler. Albatros Hava Yolları'nın ALE06 nolu uçuşuna hepiniz hoş geldiniz. Birazdan kalkacağız. El bagajlarınızın başımızın üstünde yeri var. O yüzden onları başınızın üzerindeki dolaplara yerleştirin lütfen. Welcome to Albatros Airlines. Hayyon handa Albatros. Ehlen ve sehlen Albatros teyyare. Albatros Hava Yolları. Uçtu uçtu kuş uçtu. Ay. Of. İsterseniz yardımcı olabilirim. Ay, çok naziksiniz. Teşekkürler. Yardım etmediniz. Ha, ben siz öyle deyince ne bileyim, edeyim mi? Çok naziksiniz dedim ya. Ha, ben fikir beyan ediyorsunuz sandım. Bakma, şöyle. Sağ olun. Çekip şöyle koyayım. Bu arada ben Emre, oyuncuyum. Gerçi zaten tanırsınız. Çıkaramadım. BKM desem? Deyin. BKM? Kolay değil. Gerçekten kolay değil. Pardon, benim yerime oturmuşsunuz da. Senin numaran kaç? 17F. Benim de 17E. E? Evet, E. Benim yerime oturmuşsunuz, sizin burada oturmanız lazım. Benim için sıkıntı yok, oturabilirsin. Amcacığım, ben camdan dışarı bakmam lazım. Ya nereye bakacaksın? Dışarıda ağaç mı var, böcek mi var, bok mu var ya? Bulut var, bir şey göremeyeceksin ki. Ya koridorda gidemiyorum. Zaten sen gitmiyorsun ki, uçak... Ya tamam, geç ya. İnsanlara saygı kalmamış ya. Ben buraya otursam da ben gene camdan bakacağım. Benim camım o, bakmaz. Bakacağım. Bakmayacaksın. Bakacağım, görürsün. Görüyorsun değil mi? Yani... Bir insana müsaade et. Ya orada oturmak istemiş adam yani, istiyor. Belki de bu son yolculuğu. Belki düşecek uçak ya. Niye kalp kırıyorsun? Abi niye düşsün amcacığım yani? Bir uçağın düşme ihtimali 11 milyonda bir. Ya senin dünyaya gelme ihtimalin de 11 milyarda bir. Ama geliyorsun işte. Allah'ın hikmeti. Çok mantıklı. Ya düşersek? Alo Hamiyet. İnanmayacaksın ne oldu. Uçakta business yer yokmuş. Ekonomide uçuyorum. Yok, ekonomi uçmuyor, ben uçuyorum. Canım benim, kendi başıma nasıl uçayım? Hamiye, tünele giriyorum, kapatır mısın canım benim? Tamam, hadi. Nefret et. Sayın Meltem Esen, önceden verdiğiniz siparişi almak için kendinizi kabin ekibine tanıtınız lütfen. Benden bahsediyor. Herkese merhaba, ben Meltem Esen. 1996 İstanbul
İstanbul doğumluyum. Aslen Sivaslı falan değilim. Bayağı yedi göbek İstanbulluyuz. Bekarım, boş zamanlarımda kitap okumayı, müzik dinlemeyi... Canım benim, ne anlatıyorsun sen? Size kendimi tanıtıyorum. Ama bize değil, kabin ekibine tanıtacaksın kendini. Ama biz bu şekilde de bir kabin ekibi olarak bir ekip değil miyiz ya biz? Çok fakirsin, keşke sussan ya. Ama ne dedim ki ben şimdi? Ne zaman kalkacağız ya, of? Of değil, af de, af de. Allah affetsin bizi de, öyle de. Tövbe tövbe. Ha, güzel gidiyorsun. Hasbinallah. Ha bak, güzel bu şekilde. Allah Allah. İşte bu. Allahu Ekber. Allah be. Bu şekilde. Kabin Crossley'de Mert Crosscheck. Ne dedi o? Kabin Crossley'de Mert Crosscheck dedi. Yani? Ben de anlamıyorum ama hızlı söyleyince anlıyormuş gibi oluyor. Kabin Crosscheck. Hakikaten oluyor. Hakikaten oluyor. Meltem Hanım, buyurun. Sweetie, bu uçak ne zaman kalkacak? Dolunca kalkacağız. Dolmuş mu canım bu dolunca kalksın? Dolmamış, arkalar hep boş görüyorsunuz. Ücretini uzatamayan var mı? Tatlım, sen iyi misin? Ya ben önceden otobüslerde muavinlik yapıyordum da... bu benim ilk uçuşum, biraz gerginim açıkçası. Çocuğu lütfen kucağa alalım. Kalkıyoruz. Ya bu ilk kalkarken böyle bir ayakların çekiliyor. Bayılıyorum ona ya. Keşke hep kalksa ya. Can ayaklardan çekilir derler de onundan dolayı demek yani. Ya amcacığım, ne alakası var? Yer çekimi o. İşte yer çekiyor. Gel diyor. Gel diyor. Toprak istiyor. Bakın, topraktan geldik, toprağa gideceğiz. Bunu bilin. Oh tamam, düzlüğe çıktık. Rahatlayabiliriz. Evet, düzlüğe çıktık. Sağdan da aşağıya düzlüğe gittik mi hop Ankara. Öyle bir şey olabilir mi ya? Kimlerle seyahat ediyorum? Ama söylemiştim ya, merhabalar, ben Meltem Esen. 1996'da... Susar mısın lütfen? Değerli yolcularımız, 20 dakika önce İstanbul'dan kalktık. 20 dakika sonra Ankara'ya iniş yapacağız. Görüyorsunuz, insanoğlu kuş misali. İyi uçuşlar. Adım ne demiştiniz? Dememiştim. Lale. Adımı nereden biliyorsun? Biletten baktım. Böyle BKM'ye gelsene ya, bilet ayarlayayım. Güldür güldür mü? Yok, şahane pazar. Yok, BKM'ye gelmesem daha iyi olur. Çok iyi anılarım yok orada benim. Eski sevgilim orada oyuncuydu. Aa, kim ya? Hacı Ahmet. Hacı senin eski sevgilin mi? Balık etli seviyorum, ne var? Senin zihninde nasıl bir balık var bilmiyorum. Ama ondan söylemedim zaten. Hacı benim badim ya. Kardeşim benim. Biz bütün kamplarda falan aynı odalarda kalıyorduk. Ay inanmıyorum. O bahsettiği sen miydin? Kardeşim benim ya. Ne diyordu? Çok şerefsiz diyordu. Bütün şakalarını çalıyor musun? Hiç şaka yaptırmıyor musun çocuğa? Ne demek ya? O zaten şaka yapamıyordu ki. ÇG'den de ayrıldı. Ben Osmanlı dizilerinde padişah olacağım diyordu en son. Evet biliyorum. Bir diziye girdi. Hatta ata binmeye çalışmış. Attan düşünce de diziyi bırakmış. Hacı mı? Yok, at. Kilo da vermeye başlamıştı aslında. At mı? Yok hacı, ben diyetisyeniydim. Başka bir iş yapmayı düşündünüz mü? Ya, kilo veremiyorsa benim problemim değil. Yani kendi iradesiyle alakalı bir şey. Evet, evet. Yani kendi iradesi. Bizim de spor salonuna 2 senelik üyelik yaptırdı. Bir kere bile gelmedi. Aa, ne tesadüf ya. Siz nereden? Ha, spor salonundan tanıyorsunuz. Evet, evet. Ben spor hocasıyım. Geldi, 2 aya benden ne olur dedi. Siz ne dediniz? Senden bir bok olmaz dedim. Bir şey soracağım ya. Bu hacı kıvırcık saçlı, renkli gözlü gözlüklü olan uşak mı? Evet. Evet. Yok, ben tanımıyorum. İşçi yere kulak misafir oldum. Siz Hacı Ahmet Ak'tan mı bahsediyorsunuz? Evet, ondan bahsediyoruz. Evet, ben de ev sahibiyim onun. 2000 lira kirası vardı. Enflasyon oranında zam yaptı. 2500 oldu yani. Yok, 5000 oldu. Enflasyon oranında diyorum beyefendi. O da işsizim, ödeyemem deyince kıyamadım. Zam yapmadınız yani. Yok, eve kıyamadım. Evet. O da ne yapayım, çık git evimden dedim. Sonra da benim evi zamlandı işte, şey oldu. Ne oldu be, sesim de içine şey oldu. Aa, ne tesadüf ya, siz de tanıyorsunuz. Yani bir uçakta hacıyı kaç kişi tanıyabilir ki? Bir kişi daha olabilir. Siz de mi? Arada cumalara gelirdi. Orada görürdüm falan filan. Kılamıyordu da oturaklar şey yapıyordu. Ama işte daha uzun zamandır görmüyorum yani, göremedim.
Bir şey diyeceğim ya, bu Hacı Trabzonlu mu? Evet. Yok, benim tanıdığım Rizeli. Kardeşim. Kardeşimle mi ya, sizce de bu uçağın bu kadar boş olması biraz garip değil mi ya? Ben korkmaya başladım. Ya korkacak hiçbir şey yok. Uçak çok güvenli bir alet. Ya hayır, ondan değil. Hacı Ahmet'i ben de tanıyorum. Ne? Sen nereden tanıyorsun ya? Benim çocukluk aşkım. Sonra ne oldu peki? Yani işte büyüdük. Ben bir yerde büyümeyi bıraktım ama o enine büyümeye devam etti. Bize ayrıldık yani. Allah Allah. Bir dakika ya, bir dakika. Bu Hacı... Yok, ben tanımıyorum. Emin oldum, şimdi emin oldum. Çok saçma ya, bu kadar tesadüf olamaz. Yani siz niye bindik biz bu uçağa? Ben iş görüşmesine gidiyorum, siz? Ben turneye gidiyorum. Tek başına. Aa, lan diyorum, bir şey eksik. Benim de çantamdan bilet çıktı. Ve yadırgamadın mı? Aa, ben çok zenginim, ne yapayım? Ben diyetisyen seminerine gidiyorum. Ben de dondurma külahından çıktı yani, böyle külahın altından bilet çıktı. Ben cenaze namazı var diye çağırdılar, bir tanıdım, ona gidiyor. Allah Allah. Bana da doğum günü hediyesi olarak verdiler. Ben de Rize uçağını kaçırdım. Rize uçağını kaçırıp Ankara uçağına mı bindin? Bir anlık sinir işte. Çözüm görmedi ya. Kokpite giremiyorum. Aa, vallahi nasıl ya? Ya zaten sen kokpite niye gireceksin? Sen pilot musun? Ya hayır, Hacı Ahmet Akı ben de tanıyorum. Benden de nefret ediyor. Hep şişman şakaları yaptım, rencide ettim onu. Şimdi kahve götürmeye gitti pilotlara. Ve içeri de giremiyorum, ses falan da gelmiyor. Ne diyorsun ya? Merhaba hayatımın değersiz yolcuları. Ah, aa, Hacı. Bu ses. Yok, tanımıyorum. Nasıl tanımıyorum? Birazdan Ankara'ya iniş yapmış olacağız demek isterdim ama düşüş daha doğru bir ifade olacak. Tamam, panik yapmayın. Düşüş. Tamam, sakin olun. Düşüş Azerbaycan Türkçesinde iniş demek. Ben Azeri miyim lan? Bildiğin düşüş işte. Siz tut, panik yap. Hacı kardeşim, bak bunun şakası olmuyor. Bak bu arada. Hacı şakayı kes. Evet Emre, şakası olmaz. Çünkü ben şaka yapamıyorum, değil mi? Skeç yazarken şakaları benden almıyor muydun? Söyle. Hacı, bu da komik bir şaka. Bırak ne olur bizi, gidelim kardeşim. Kızdırma sana çocuğu. Hacı, haftaya evleniyorum, ne olur yapma. Ha, sen kızdırmadın mı? Mal! Problem kilolarınızla çözeriz Hacı. Sen hiç konuşma lan. Beni yaz ortasında 16 saat aç susuz bıraktın. Lan Ramazan da oruçluydun. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Amin. Hacı! Hacı, senden bir bok olmaz demiştim ya. Evet. Senden gerçekten bir bok olmaz. Ya oğlum, ya hocam, ne yapayım? Ölüyoruz bari. Doğru düzgün öleyim dedim ya. Ya Hacı, seni terk ettiğim için özür dilerim. Sen kimsin ya? Ya ben kendi tanıtım ya. Merhabalar, ben Mertem. Ben de kulaklarım. Kız artık kızım, Allah aşkına bana bak Hacı. Evine geri dön. Sana zam yapmayacağım, sana para vereceğim. Baksana, kendi özüme döndüm korkudan, ne olursun. O zaman istikamet senin ev. Pencereden gireriz artık. Lan bir şey diyeceğim. Ben tamam, bunlar okey de ben ne iş yaptım? Ben ne yaptım? Benim ne işim var burada ya? Hocam, bunlara son duanızı edin desem beceremezler. Sen et, bunlar da arkandan gelsin işte. O zaman Hacı'cığım, şu uçağın ucunu böyle kıbleye doğru bir çevirebilirsen... O şekilde gidebilirsek eğer, ben şey yapayım. Herkesin abdesti var değil mi? Hocam böyle abdest mi tutar? Ben altıma sıçtım. O zaman herkes bildiği duayı etsin ya cidden. Allah'ım, hoca ne dua ediyorsa amin. Amin. Allah'ım, hoca ne dua ediyorsa iki katı amin. Ne oldu, öldük mü? Ahirette miyiz? Arkadaşlar, uçağıma hoş geldiniz. Görüyorsunuz, hayatımın içine eden insanları trolledim. Nasıl? Kamerayı sallayın. Sen buradaysan uçağı kim kullanayım? Kimse kullanmıyor, uçak kalkmadı ki. Siz sevgilin Fatma sayesinde kalktı zannettiniz. Harikaydım aşkım, değil mi? Çok harikaydın aşkım. Seni kabin amiri yapıyorum. Nasıl ya? Ses geldi, uçak kalkma sesi geldi, sonra çarptık falan. Uçak kalkmadı. Ama sizin götünüz kalktı. Sen bana niye bakarak söylüyorsun? Tövbe estağfurullah ya. Dua edeyim diye çağırdığın adama burada bu şekilde muamele edilmez.
Pardon hocam, özür diliyorum. Sizle alakası yok. Pardon, pardon. Ama artık dersinizi almışsınızdır. Bütün gerçekleri herkes öğrendi. Nasıl ya? Bu şimdi bir intikam mıydı? Evet. Hacı intikam. Hocam yanlış anlamazsanız bir soru sormak istiyorum. Lütfen, evet. Cenaze namazı kaç rekattı? Şimdi o ben bunu vururum lan! Çok güzel hareket diyenler. Zil diyenler. Evet, çok güzel hareketti ama çok güzel fikirdi, çok güzeldi. Hacı'nın intikamı. Hacı ne yapıyorsun? Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Ne hissettin skeci oynarken? Güzel güzel duygular içeri. Hayatta böyle intikam almak istediğin insanlar var mı gerçekten? Yok ya, benim yok. Yok mu? Yok. Hiç? Hiç. Sen ama böyle intikamcı biri değilsin zaten. Değil. Yüreği temiz, kendisi tatlı, enerjisi güzel bir insansın. Alkışlar Hacı'ya gelsin. Ben Hacı'nı... Evet, yani aslında konu da güzel, işte olay da büyüyecek ve böyle daha da coşulabilecek bir pozisyondayken biraz daha coştursak bence zil olurdu. Ama sonuna kadar da güzel izletti yani. Evet, alkışlar bu şahane ekibe geldi. Evet, gecenin tamamı için çok güzel hareket diyenler... Ellerinize, kollarınıza, ayaklarınıza sağlık. Bizden bu gecelik bu kadar. Alkışlarınız BKM mutfak oyuncularına gelsin efendim. Haftaya görüşmek üzere. Açık bufa servis yapayım mı sana? Ona bulayı diyeyim mi lan seni? Kim misin dedim?